Zaman istersen durdurursun. Dünyadaki en uzun rüya 6 saniye. Japonya'daki yapılan çalışmalarda rüyaları artık biz kayıt altına alabiliyoruz. İslam'da emeklilik yok. İslam'da tatil yok. İslam'da dinlenmek yok. Uydurmuşlar rahatelle evden. Eğer siz uykuda üretmiyorsanız boşuna yaşıyorsunuz. 24 saati eğer izafi kullanırsanız, bu dediğim şekilde kullanırsanız, ben 36 saat çalışıyorum günde ama 48 saate çıkarmak için gayret ediyorum. Bir insan sabahleyin öleceğini bilse, eğer beynini çalıştırırsa ölmemek için ona çare bulur. Rüya diyoruz değil mi? Rüyalarımız bizim meçhulden gelen malum işaretler. Efendim merhabalar, Ferdan Yıldırım, Emrah İliç YouTube kanallarında yeni bir röportajla karşınızdayız. Bugünkü röportajımız için biz çok heyecanlıyız. Niye? Çünkü Türkiye'nin yetiştirdiği ender bilim adamlarından birini konuk edeceğiz. Birazdan kendisini size tanıtacağız. Tekrar merhaba, herkes hoş geldi, sefa geldi. Ürkütücü gelişmelerin arifesindeyiz biliyorsun. Biz korkutuyoruz insanları öyle diyorlar ama aslında dün komplo diyerek bize saldıranlar bugün o komplonun içinde buldu kendini. Konuğumuz esasında bugünkü konuğumuz bu anlamda çok önemli. Ben hocaya zaten şöyle bir başlangıç yapacaktım. O kadar güzel bir yerden girdin ki Emrah. Olayları, son dönemde yaşananları, teknolojideki gelişmeleri birbirine bağlamadığınızda sebep-sonuç ilişkisine ulaşamıyorsunuz. İşte bugün bizi bütünüyle aydınlatacak bir konuğumuz var az sonra. Evet, duayen bir isim. Kıymetli dostlar, sizden her zamanki gibi bir ricamız var. Biliyorsunuz bizim ailemiz büyüdükçe ailemizin dışarıya yansıması da o derece büyüyor. Bunun için de abone olmanız gerekiyor. Abone olduktan sonra da hemen köşesinde bir böyle bir zil işareti var. Ona tıkladığınız zaman seçenekler çıkıyor karşınıza. O seçeneklerde tüm videolar için aktif et seçeneğini seçmenizi rica ediyoruz ki yeni videolar geldiğinde ilk siz haberdar olun. Değerli dostlar, bu arada her videolarımızı izlediğinizde muhakkak altında o yorum yap köşesi var. Orada bir yorum yapın, düşüncenizi ifade edin. İki türlü önemli bu. Birincisi, biz sizin her yorumunuzu okuyoruz. Ben okuyorum. Ben sen de okuyorsun. Ve cevap veriyoruz çoğuna, görüyorsunuz zaten. Artı her yorum o videonun çok daha insana ulaşması demek. Beğeninizi yapın ve eş dost kim varsa da WhatsApp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan, Telegram'dan, diğer mecralardan da bu videoların linkini lütfen paylaşın ki daha çok insana ses olalım, soluk olalım. Bence konuğumuzu daha fazla bekletmeyeyim, kızmasın bize sonra. Profesör Doktor Beyin Cerrahı İsmail Hakkı Aydın. Hocam izninizle bir takım size ait olanları da saymak isterim ben. Şair, yazar, ilahiyatçı, müzisyen, hattat, düşünür. Ama siz bildiğim kadarıyla bana İsmail Hakkı Aydın demeniz yeterli diyorsunuz. Yanılıyor muyum? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim. Çok şükür. Sizden sorumlu. Bu arada hocamla bizim daha önce iki yayınımız oldu. O iki yayınımızda da hocamla biz kaç saat hocam? Her biri 2-3 saatlik yayınlardı. Dolu dolu. Ben bismillah çekemeden sen bitti dedin gittin. Şimdi oraya gelecektim hocam. Birinci soruyu sordum ama ikinci soruya bir türlü sıra gelmedi. Bugün böyle olabilir. Bugün ama o ikinci soruyu soracağız bugün. Peki. Üçüncüyü bilmiyorum. Şimdi bakın, zaman izafi bir kavramdır. Eğer siz zamanı, ben bunu soru olarak kabul ediyorum. Bu girişinizi soru olarak. Bir hakkını kaybettim. Tamam. Çünkü bakın bugün zamanı dünya bilim tarihini dikkate aldığımızda bugün, hatta geçen yıl Nobel ödülü alan kişi zaman üzerinde Nobel ödülü, astrofizikçi zaman üzerinde aldı. Çünkü zaman çok ehemmiyetli. Dini açıdan da önemli, fizik açısından da önemli. Biliyorsunuz ki Allah Kur'an'da zamana yemin eder. Asr suresinde olduğu gibi. Evet, asr'a yemin ederim. Veşşemsi ve duha ve duha, yani zaman konusunda çok ehemmiyetli. Zaman önemli. Kutsal zaman. Ve izafi. Yani ne demektir izafi? Sana göre farklı, bana göre farklı, ötekine göre farklı akabilir. O nedenle bugünkü fizikçiler, yani hem deney fizikçileri, deneysel fizikçiler, hem teorik fizikçiler aralarında tartışıyorlar ki zaman acaba önce mi yaratıldı, madde mi önce yaratıldı? Bu çok önemli.
Hatta bugün yani son zamanlarda insanlığın, daha doğrusu hayatın üzerinde oynanan bir oyunda bile zamanla oynanma problemi var. Yani bir sonraki aşama zamanla oynanmaktır. Bunun oynayacağını da yine kutsal kitaplar bize haber veriyor. Zaman durdurulabilir mi hocam? Zaman istersen durdurursun. Anlatacağım. Sabret. Evet. İllellezine amenü ve amilussalihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Onu söyledi size. Asr suresinin son ayeti sabredeceksiniz. Şimdi teorik fizikçiler diyor ki, tabi deneysel fizikçiler laboratuvara dayanır. Laboratuvarın olmadığı yerde, yani matematiğin olmadığı yerde bilimin yeri yoktur der. Ama deneysel fizikçiler olmadan da, teorik fizikçiler olmadan da deney yapamıyorsun. Yani felsefesini yapmadan laboratuvara sokamıyorsun. Çünkü bilimin muhayyilesi felsefe, matematize olmuş hali bilimdir. Bilimin muhayyilesi felsefe, matematize olmuş hali bilimdir. Şimdi teorik fizikçiler der ki, zaman ezelidir. Zaman ezelidir. Yani maddeden önce yaratılmıştır. Ve zaman izafidir. Ne demektir? Sana göre farklıdır, bana göre farklı. Zaten bana göre öyledir. Ben de aynı kanaatteyim. Zaman izafidir. Tabii deneysel fizikler diyor ki, ya biz bunu nasıl, hatta bir örnek verirler. Diyelim ki iki tepe var. Tepenin bir tanesinden birisi çıkıyor, yürüyor, vadiye iniyor, çıkıyor yukarıya, öteki tepeye gidiyor. Uzaydan bakan insana göre zaman farklı akar, oradaki insana göre farklı akar. Nasıl farklı akar? Şimdi insanın yürüyüşü sabittir. X miktarında, X zaman miktarında o kadar yolu kat ediyor. Ama uzaydan bakan insan bunu böyle düz gittiğini görür. Yani vadiyi göremeyeceği için düz gittiğini görür. O düz gitmedeki geçen süre ile o vadi dolaşmasında geçen süre aynı. Ama yukarıda farklı aktığı zaman aşağı inen için, yani yerde olan için farklı akıyor. Onun için zaman izafidir. Rüya görüyorsunuz değil mi? Şimdi rüyada bakın, biz beyin olarak beyindeki frekansları ölçüyoruz. Alfa var, beta, delta, teta filan, bir de gamma var, o ayrı. Şimdi rüyada işte uyuyorsunuz, rüyada gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, geziyorsunuz, aylar, yıllar geçiyor rüyada. Uyanıyorsunuz ki 6 saniye geçmiş. Dünyadaki en uzun rüya 6 saniyedir. 6 saniye daha uzun bir rüya yok. Peki ama sen orada çocukluğunu geçirmişsin, büyümüşsün, evlenmişsin, çocuk sahibi olmuşsun, falan gitmişsin, gezmişsin. Bakıyorsun ki hatta kan ter içerisinde uyanıyorsun. Kabus görüyorsun belki. 7 saniye olursa ne olur hocam? Efendim şu ana kadar 7 saniye olabilir. Ama şu ana kadar şu ana kadar ölçtüğümüz 6 saniye. 5 ile 6 saniye. Ha şu var. Sen diyelim ki 15 dakikalık bir rüya görürsün. O da 5 saniye gözükebilir. 15 yıllık bir rüya görürsün. O da 5 saniye, 6 saniye görebilir. Yani izafi olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bugün Chicago Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda ve Japonya'da yapılan çalışmalarda, ben onu zannediyorum İnsan 3.0 kitabımda yazdım. Bakın matematik bile değişiyor. Yani şimdi o İnsan 3, keşke getirseydik buraya, İnsan 3.0 yeni insan arketip. Orada beyin matematiğini yazdım. Beyin nasıl çalışır? Çünkü her şeyin bir matematiği vardır. Eğer bir telefon şunun üzerinde duruyorsa bir matematik kuralına göre duruyordur. Matematik ilk yaratılandır benim kanaatime göre. Benim kanaatime göre zamandan önce de matematik yaratıldı. Niye olduğunu biraz anlatacağım. Şimdi Chicago ve Japonya'daki yapılan çalışmalarda rüyaları artık biz kayıt altına alabiliyoruz. Videoya kaydedebiliyoruz. Hatta üzerinde edit yapabiliyoruz. Nasıl ki şimdi
hani VR virtual artırılmış gerçeklik gözlükleri var ya. Sen cevabına bakıyorsun, orada diyelim ki faraza bir gemi maketi var. Onu oradan istemiyorum, kaldırtabiliyorsun, kaldırıyorsun. Başka bir şey koyabiliyorsun oraya. Aynı şekilde rüyada da işte sen tatile Feyzi Hanım'la değil de Ayşe Hanım'la gitmeyi düşünüyorsun. Tatilden tamamen var ya, şimdi Photoshop'larda yapıyorlar onu ya. Aynı şekilde sen rüyada onu editleyebiliyorsun. Feyzi Hanım'ın yerine Ayşe Hanım'ın yerine Fatma Hanım'ı alıp koyabiliyorsun. Rüyanın kontrolünden bahsediyorsun. Evet. Rüya. Önce sen edit ediyorsun onu. Edit ediyorsun ve tekrar görebiliyorsun. Ama bu ne demek hocam? Geleceğim. Arkadaşlarım geleceğim. Inception filmini de ekrana vermelerini bir rica edelim. Çünkü o da rüya içinde rüyayı anlatan bir filmdir. Hı, evet. Meraklısına tavsiyemiz olsun. Başlangıç olarak Türkçe'ye çevrildi. Bu hoca zaten diyor bizi rüyada diyardan diyara gezdiriyorlar. Tam da bunu anlatan bir film. İstediğin rüya görebiliyorsun. Edit edebiliyorsun, kaydedebiliyorsun. Tabii bundan yıllar önce bir hücreye video kaydedilebiliyordu. Kaydediyorduk. Bir gift bir hücreye kaydedilebiliyor. Şimdi bugün neler yapılıyor? Şimdi zamanı bu şekilde alırsak veya izleyicilerimizin daha iyi anlaması için şöyle bir örnek vereyim. Şimdi çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı bekliyorsunuz. Filan saatte filan yerde buluşalım diye anlaştınız. Arkadaşınız gecikiyor birazcık. Gecikmiyor aslında. Saat 3'te buluşacağız diyorsunuz. Fakat bir türlü saat 3'e gelmiyor. Arkadaşınız da birazcık nazlıysa, hani ya erken gideyim işte Emrah'ı bekletmeyeyim. İşte Banu'nun da birazcık naz yapıyorsa bekle ki Banu gelecek. Bakarsın 2'de bir saate bakıyorsun. Hala 3'e 5 var. Sonra Banu çıkar gelir. Bakarsın tam yani on time diyorlar ya İngilizce'de, İngilizlerin on time ile in time farklıdır. Yani bak o da enteresan, zamanı konuşuyoruz ama bakın lisanlarda da farklı. In time sanki tam o an değil. In time o esnada, o içinde anlamında, ama on time dediğin zaman da tam akrep ve yelkovan, işte nedir yelkovan, tam 12'nin üzerine geldiği an demektir o on time. On time yani. Ama in time bir dakika önce de olabilir, bir dakika sonra da olabilir anlamında. Şimdi bakıyorsun Banu geldi, tam on time, on time geldi yani. Tam üçte geldi. İşte gidersin kahve içersin, ne yaparsınız işte, sohbet edersin falan. Bir saat vaktiniz var, bir bakarsın ki saat 4 olmuş. Ya diyorsun ne zaman daha, hadi bakalım falan. Çünkü o 5 dakika geçmez ama bir saat çok hızlı geçer. Bu tamamen insanın şuur altına bağlı. O esnada bir başka arkadaşın başka bir arkadaşını beklemektedir. Aynı saat içerisindesiniz, aynı yerdesiniz. Onun saati çok yavaş ilerler, seninki çok hızlı ilerler. Şimdi onun için bunu da zaman önceden mi yaratılmıştır? Ki hala tartışıyorlar bunu. Yani teorik fizikçiler, çünkü diyorum ya muhayyile olmadan matematize olmaz. Matematik olmadan da bilim olmaz. Şimdi bilim başka şeydir. İlim başka şeydir. Yani ben size şu iş şöyledir dediğim zaman da onun kaynağını göstermem lazım. Veya diyeceğim ki ben yaptım. Nasıl gidiyorsam ki ben akıl matematiğini yazdım, beyin matematiğini yazdım, nöron matematiğini yazdım, DNA matematiğini yazdım, gen matematiğini yazdım. İnsan, yeni insan 3.0, yeni insan arketip. Açıp bakın. Girdap kitaptan, Muttalibe de buradan selam söyleyelim. Yazdık orada, açıp bakıp okuyabilirsiniz. Kaynak, onun arkasında kaynaklar var. Belki 200 tane, 300 tane de arkasında literatür var. Şimdi matematiktir bu. Akıl matematiği, beyin farklı çalışır. Yani normalde 2 daha beyinde 4 etmiyor. 1 daha 4'e 2 etmiyor. 0 daha 0 etmiyor. 1 edebiliyor. 0 daha 1 edebiliyor. Böyle çalışır. Akıl matematiği farklı, düşünce matematiği farklı, gen matematiği farklı. Çünkü genin de kendi aralarında bir düşüncesi var. Niye bugün akıllı tozlar yapıldı? Smart dust dediğimiz akıllı tozlar var. Yazdım onu makalemde. Hatta daha önce beyinsizsiniz 3.0'da yazdım insanlığın geleceğinde. Kuantik çağ, beyinsizsiniz 4.0 orada da yazdım. Hatta Aralık'ta çıkacak olan, tabii Muttalib'in gene insafına kalmış. Buradan ona da laf atalım.
Tabii Gökçe Hanım'ın da benim editörüm. Onun da gözlerini öpüyorum. Onun da gayretine kalmış. Hocam, size Aralık'ta. Yetişmek de yani maşallah ister. Sağ olun. Aralık'ta çıkacak o. Beyinsizsiniz 5.0 Holistik Çağ Metaverse. Hocamın son bir yılda 4 kitabı çıktı bu arada. Tabii, son tabii, bir yılda. Tabii. Beşinci geliyor. Şimdi Smart Tas, akıllı tozlar. Matematik. Yani matematiği o hayalet edemezsen, hani bir İngiliz atasözü vardır, der ki if you have a plan to climb the stars, you can if you have a plan to climb the trees, you must imagine the stars that you can climb the tree. Yani eğer ağaca çıkmayı hedefliyorsanız, planlıyorsanız yıldızlara çıkmayı hayal edin ki ağaca çıkabilirsiniz. Şimdi insanın hayali, bilim insanının hayali çok geniş olmalı ki onu o hayal içerisinde kendinle beraber hemdem olacaksın. Gece uykundan da uyanıkken de uyurken de onu düşüneceksin. Onun için uykuyu da çalışacağın zamana dahil edeceksin. Eğer düşünmeden uyuyorsan boşuna yaşıyorsun. Biraz belki sıra dışı konuşacağım ama bu çok önemli. Eğer siz uyurken düşünmüyorsanız boşuna harcıyorsun zamanı. Aslında uykuyu hani Kur'an-ı Kerim'de ve ceallel-leyle libâsa ve ceallel-nehâre me'âşâ ayet-i kerimesi var. Der ki biz geceyi, bakın orada müfessirler, benim kanaatim tabii bu, ben öyle düşünmüyorum. Hep farklı yorumladıkları inancındayım. Ve ceallel-leyle libâsâ'yı rahatel-le-ebdânüküm diye anlatırlar. Ne demek? Rahatlayasınız diye. Bedenleriniz, hayır, orada öyle demiyor. Ve cealle leyle libasa. Libas ne demektir? Libas. Örtü. Elbise. Örtü. Örtü. Nereden çıktı rahatlık? Bakın. İslam'da emeklilik yok. İslam'da tatil yok. İslam'da dinlenmek yok. Uydurmuşlar. Rahatelle ebdianüküm. Eğer siz uykuda üretmiyorsanız boşuna yaşıyorsunuz. Eğer sizin bu alemde yokluğunuz hissedilmiyorsa, varlığınız bu alemin, bu hayatın sırtına yüktür. Geceyi de kullanacaksınız. Efendim 8 saat çalışmak, 8 saat ibadet, 8 saat uyku. Yok böyle bir şey, ne uyuması ya? Zaten uykudayız. Zaten bu hayat uyku hayatı. Gerçek hayatta değiliz şu anda biz. Bunu Sokrat da söylüyor. Eflatun da söylüyor. Aristo'da söylüyor. Peygamberimiz söylüyor ki biz bu alemde diyor uykudayız diyor. Ölünce uyanacağız. Bu da mı haşa yalan? Onun için uykuyu değerlendirmek lazım. Allah'ın insanlara en büyük nimeti beyindir. Aklın, fikrin, düşüncenin, vicdanın, insan olmanın, erdemli olmanın en önemli hasleti olan beyindir. Beyni kullanmak durumundayız. Uyurken eğer siz kafanıza bir şey takar da uyursanız bir şekilde onun beyninizde ışığı yanar. Ama rüyada yanar. Ama yakazı halinde yanar. Ama uyanırken yanar yani. Yeter ki siz onu kafanıza koyun. Niye diyor ki men talebe ve cehdede ve cede? Ağlamayan çocuğa meme yok. Allah insanların ibadetlerine bakmaz rızıklandırırken. Neye bakar? Döktüğü tere bakar. Ven leysel insani illa masa. Açık. Açık bunu. Kur'an söylüyor. Tabi bilimde nas'ın değeri yoktur. Kaynak değildir. Değeri yoktur. Değil de kaynak değildir. Literatür olmaz. Bilimde var. Yani şimdi bir bilim adamı olarak efendim Kur'an böyle diyor, Tevrat böyle diyor, İncil böyle diyor, Matta'da bunun ilgisi yok. Ama bir konuşma esnasında toplum içerisinde ilmi oraya kattığın zaman da nas'ın, çünkü nas'ın tartışması yok. Oysa ki bilim tartışma üzerine kuruludur. Benim yapmış olduğum bir çalışma, aynı metot, aynı yöntem, aynı usul, aynı denekleri kullanarak ben bir sonuç buldum. Matematize ettim.
Gece uyudum, dedim ki böyle böyle şunu yapayım, böyle yapayım. Şu ameliyatı böyle yapayım. Hayvanlar dedim, kedi dediğim, köpek dediğim, fare dediğim yaptım, ettim, gittim. 100 tane, 200 tane, 500 tane, 1000 tane o ameliyattan yaptım deneysel olarak laboratuvarda. Kedi de, köpek de, kobay da, tavşan da falan neyse farede. Şunu buldum diyorum. İşte yayınladım, kabul ettirdim dünyaya. Ötekisi kalkıp aynı metot, aynı yöntemle beraber ona yakın şeyleri bulmak mecburiyetindedir. Eğer bulmuyorsa ya onunki yanlıştır ya benimki yanlıştır. Bir üçüncüsü çıkar, Molla Kasım. Bir Molla Kasım gelir, seni sigaya çeker. O da aynı yöntemi, aynı şeyi kullanır. Der ki, Ferda Hanım'ın yaptığı daha doğrudur. Aydın'ın yapmış olduğu çalışmada şu metot hatasını yapmıştır der, bulur. Bakın, çünkü bilim nedir? Ondülandır. Bugün doğru, yarın yanlış olabilir. Bugün yanlış, yarın doğru olabilir. Peki neyin peşindedir? Hayatın refahı için, gerçi bugün onu dikkate almıyorlar. Bugünkü ilmin esas, bilimin esas gayesi insanın hayatı. Bu da çok önemli. Esas gaye hayatın idamesidir. Yanlış burada yapılıyor. Hukuk açısından da yanlış yapıyor. Ekonomik açıdan da yanlış yapıyor. Çevre açısından da, sosyal, yürücü, kültürü. Hep açıdan yanlış yapıyor dünya şu anda. Niye yapıyor? Niye yanlış yapıyor? Şimdi mesela ne diyorlar? Bireyin hukuku ön plandadır. Hayır. Olmamalı, yanlış. Dine göre de yanlış. Sosyoloji göre de yanlış. Hukuka göre de yanlış. Niye yanlış? Çünkü alemin hukuku ön planda olması lazım. Niye biz alem Adem için değildir, Adem alem içindir. Bu çok önemli. Yani biz bu hayata, bu hayatın oksijeni tüketmeye gelmedik biz. Bu hayatın nimetlerini, gıdasını, şusunu, busunu tüketmeye gelmedik. Biz bu hayata bir şey katmaya geldik. Nefes vermeye geldik bu hayata biz. Onun için Adem'in hukuku değil, alemin hukuku ön planda olması lazım. Aynı şekilde siz beyninizi, ilminizi, irfanınızı da alemin hukuku, alemin hakkı için. Onun için diyorum insan için diye bir şey yok. Ne insanı? Zaten insan hayat demektir. İnsan hayat demektir zaten. Yani siz zannediyor musunuz ki sokakta gezen bir köpeğin benden bir farkı var? Hayır. Ben ne kadar değerliysem o doku da değerlidir. Hayat açısından. Tabii ki insan en eşrefi mahluktur. Ona hiç itirazım yok. Hocam burada araya gireceğim. Hep alem insan için yaratılmıştır. Yalan, yanlış. Tam aksini söylüyor. Yanlış. Evet. Hayır, yanlış. Evet. Öğretelim. Peki nereden sana? Matematikten mi örnek vereyim? Fizikten mi? Kimyadan mı? Biyolojiden mi? İncil'den mi? Tevrat'tan mı? Kur'an'dan mı? Sen söyle, ben cevap vereceğim sana. Kur'an'dan verin peki, hocam. Peki, tamam. Kur'an'dan istedim. Alemleri, hatta o tabii tartışmalıdır. Sen olmasaydın ben bu alemleri levlaki 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 levlaki. Onu koy bir tarafa. Çünkü tartışmalı o. Yani çok sahih olduğu söylenmediği için olsun. Evet. Kur'an'a itirazın var mı? Haşa. Haşa. Peki. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ayet-i kerimesi var mı Kur'an'da? Var hocam. Muhatabı kimdir? Kim? Peygamberimize geliyor değil mi? Tamam. Peygamberimize diyor ki. Muhatap. Tamam. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Anlayacaksın öyle yok. Oturdun mu oraya? Hocam zor sorular soruyorsun. Zor değil, ben zor sorular soruyorum. Biz sormaya geldik ama. Şimdi, bundan sonra bir tane vema, sorabiliriz ama. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ Bakın, hayır, sorduğu soruya cevap veriyorum. Fizikten istesek. Fizik de yapıyorum hocam. Tabii biliyorum canım. Fizik isteseydi fizikten cevap verecektim. Biyoloji, kimya, matematik, hey, hepsini. Ama Kur'an'ı seçti. Kur'an'ı seçti, tamam. Tevrat deseydin Tevrat'tan. Olur, memnuniyetle. Niye yazdım oradaki? Lut gibi tek kalmış olsan da, Musa gibi 40 kişi kalmış olsan da, gene hakkı savunacaksın. Doğru. Peki, ne diyor orada? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ Biz seni gönderdik. Niçin? Lam var orada değil mi? Li. رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Rahmet olarak gönderdi kime? İnsanlığa mı? Yo, lil alemin diyor. Sen Arapça bilirsin. Ve ma erselnake seni gönderdik. Rahmeten fayda sağlayasın diye, katkı yapasın diye. Ye, iç, eğlen, gez, çoluk çocuk sahibi olasın diye değil. Aleme katkı yapasın diye. Lil alemin. Peki orada diyemez miydi lil insan? Derdi. Lid dünya diyemez miydi? Diyebilirdi. Haşa, diyebilirdi. Lil hayvan diyemez miydi? Diyebilirdi. Bakın, lil insi ve cin diyemez, lil sekaleyn diyemez miydi? Derdi. Alem dedi. Bir alem dedi. Alemin, cemi demek değil mi?
alem müfrettir. Müfret var, tesniye var. Yani iki tane oldu mu tesniye oldu biliyorsun sen. Evet hocam. Evet. Ferda Hanım da biliyor. Bir de cemi var. Alemin cemidir. Bütün de alemler. Bugün fizik açısından bakıyoruz ki paralel evrenler. Hatta şimdi şu anda 500 milyar ışık yılı çapında olduğu düşünülen, işte teleskoplarla beraber, işte Hubble teleskobuyla ölçüyoruz yani şu, 500 milyar ışık yılı çapında olduğu düşünülen, ne demek ışık yılı? Ses saniyede 340 metre gider. Yani buradan ben bağırdığım zaman da bir saniyede 340 metre yol kat eder. Havada. Toprakta farklı, daha hızlı gider. Peki ışık ne kadar gider? 298 bin kilometre bölü saniye. Yani 300 bin kilometre. 300 bin kilometre bölü saniye. Bu ne demektir? Niye karşıda bir dinamit patladığı zamanda veya bir şimşek çaktığı zamanda önce görüyorsun, sonra sesini duyuyorsun. Buradan zaten mesafeyi ölçüyoruz ya. Peki yani ışık yılı ne demek? 500 ışık yılı. 500 ışığın 500 yılda almış olduğu kadar mesafe. Saniyede ne kadar gidiyordu? 300 bin kilometre bölü saniye. Yani biz güneşe baktığımız zaman da güneşi görmüyoruz. Görüyor muyuz? Güneşi görmüyoruz. Veya yıldıza bakıyoruz, Jüpiter'e bakıyoruz. İşte Starlink'leri de şimdi görüyoruz. Onları görmüyoruz aslında. Güneşi 8 dakika önceki halini görüyoruz. Niye? Çünkü oradan ışığın çıkıp bize gelmiş olması 8 dakika. Yani 8 çarpı 60 çarpı 60 değil mi? Saniyeyi bulacağız ya. Onunla çarparsa o kadar zaman. Zaten biz zaman içinde yolculuğu da böyle yapılıyor zaten. Şimdi mesela biz bakıyoruz bugün en uzak baktığımız yıldız ile hesap ettiğimizde 4 yıl 24 gün 4 yıl 24 gün geriye gidebiliyoruz. Ne demektir bu? Yani oradaki yıldızı gördüğümüz zaman da 4 yıl bizim hesabımızla dünya zamanıyla beraber 4 yıl 24 gün gerisini görmüş oluyoruz. Bir yerde zamanda yolculuk yapmış oluyoruz. İşte 500 milyon ışık yılı çapında olan bir evren ne yapıyor? Devamlı genişliyor. Nereden anlıyoruz? Kur'an istediğin örnek. Aç bak Zariyat suresi 47. ayet. 47. ayet. Devamlı genişliyor. Lemusi'un diyor. Zariyat 47. Zariyat 47. Evet, genişliyor. Peki şimdi bunun içerisinde diyorlar ki zaman astrofizikçiler, teorik fizikçiler, deneysel fizikçiler gerçi katılmıyorlar ona. Çünkü onlar mesela bu CERN'de yapılan parçacık çatışması ondan kaynaklanıyor. Şimdi aynı şekilde zaman dinen kutsal bir kavram ve biz zamanı beyinde kullanıyoruz. Yani uzatabiliyoruz, kısaltabiliyoruz rüya ile. Bugün Chicago Üniversitesi son yazdığım kitapta var bu. Kuantik çağda zannediyorum o. Kuantik çağda beyinsizsiniz 4.0'da kuantik çağda var. İnsan, yeni insan 3.0 arketipte de bu beyin nasıl çalışıyor? Akıl, beyin, DNA, gen matematiklerini orada anlattım. Şimdi siz 24 saati eğer izafi kullanırsanız, bu dediğim şekilde kullanırsanız, ben 36 saat çalışıyorum günde ama 48 saate çıkarmak için gayret ediyorum. Zorlanıyorum ama başka türlü olmaz. Eğer, bakın, insan beyni o kadar muhteşem bir organdır ki, bir insan sabahleyin öleceğini bilse, eğer beynini çalıştırırsa ölmemek için ona çare bulur. Bak, iddialı bir şey söylüyorum. Çünkü, evet. Çünkü beyinde her şey var. Bulmak senin elinde. Yani bir beyin, beyin dediğin nedir ki işte faraza işte 1400-1500 gram ağırlığında bir yapı. Eğer o beyin bir şeyi hayal ediyorsa onu başarabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Beyne tanrısal bir güç vermiş olmuyor musunuz hocam? Zaten öyledir. Zaten tanrısaldır. Olmadığını mı iddia ediyorsun? Sen kim oluyorsun? Sen kimsin yani? Bir et parçasından başka nesin yani?
veya ben. Kimim ben? Neysin yani? Yani sen de güç diyorsun, öldük. Ne kıymetimiz var? Tabii dinen o kutsaldır, ona çok saygılı olmak durumundasın. Bütün dinler de öyle, İslam dini de öyle yani. İslam derken Adem'e gelen de İslam'dır, Hristiyan'dır, Yahudisi hepsi. Gerçi her ne kadar şimdi yeni bu metaverse içerisinde efendime söyleyeyim yeni bir biraz Müslümanlık, biraz Hristiyanlık, biraz Yahudilik, biraz Budizm, biraz Şintoizm falan o başka bir şey ama. Oraya geleceğiz zaten. Gelebilirsen. Yani oraya gelmeden benim hedefim bir sonraki soruda oraya gelmek çabalıyorum şu an. Şimdi ama bunlar önemli şeyler. Tabii hocam, tabii. Şu an giriş Muttalip Bey, hocam. Muttalip Bey de dinlesin, bunlar not alsın. Gökçe Hanım da dinlesin, not alsın. Sonra bana demesin hocam kitap çıkmadı. Yani şeyde Şubat'ta da öte bir yaşam 4.0'ı basmamız lazım. Şubat'ta benim 11 Şubat benim doğum günümdür. Onu da günü bekliyorum. Yetiştirsin hocam. Dinlesinler işte. Şimdi insan tabii ki eşrefi mahluk. Ölüsü bile. Ama nedir yani? Gömüyoruz onu. Açıyoruz mezarı. Değil mi? Gömüyoruz oraya. İşte çürüme başlıyor. İşte bağırsaklardan nedir? Bağırsaktan başlıyor. Beyinden başlıyor. Enteresan. Niye? Bağırsaklarda mikroplar var. Hemen başlıyor. Biz oradan tespit ediyoruz ölüm zamanını falan. Değil mi? Sonra beyin başlıyor. Ne anlamı var? Nedir? Leş. Kutsiyeti yok. Sadece ona insan olduğu için ona hürmet ediyoruz. Tabii ki kul yuhiyyellezî enşâhâ vele merrah. O ayrı bir konu. Tabii o Allah, o ayrı bir konu. Ama insanı insan yapan, insanı insan yapan beyindir, akıldır, ruhtur, vicdandır. Bunlar insani hasletlerdir. Hayvanla insan soru sormasaydı işte kesti insi canımızı. Bak gittik, nereye gittik şimdi? Nereye lazım? Ne güzel zamandan gidiyorduk. Hocam. Ama şimdi zamandan insana, şu ve alemden insanı, metaforse bir geçelim ama. İnsan ama bunlar önemli. Yok, anlatın anlattıktan sonra. Şimdi zamanı anlatıyorduk. Bak nerelere geldik. Şimdi insanı insan yapan bu hasletlerdir. Hayvandan bizi ayıran nedir? Akıldır. Akıldır. Yani hayvanda zeka var. Nefis de var. Ego da var. Niye ötekininkini onu da yiyor, onu da yiyor, onu da yiyor? Ben, ego. Bizde yok mu? İşte benim karım, benim sevgilim, benim arkadaşım, benim bardağım, benim fincanım, benim kalemim, benim telefonum, ben, ego. Tamam. Ama insanı farklı kılan akıldır. Akıl. Vicdandır. Ruhtur. Hayvanlarda vicdan var. Hayvanlarda merhamet var. Niye derler ki su içene yılan da yılan dokunmaz. Hayvan dokunmaz. O da merhametlidir. Yani onun aklıyla yapmıyor. Hayır, o refleks. Evet. Başka. Ama vicdan var onda. Peki insanı o kutsiyeti kazandıran nedir? Akıl. Aklı olmayanın mükellefiyeti var mı? Yok. Cezai ehliyeti yani, yok. Hayır, cezayı bırak. Kur'an'dan örnek istediği için onu söylüyoruz. Efela ya'kılun. Efela yefhemun. Efela yetezekkerun. Hep düşünmek. Düşün. Aklını kullan. Bağ oku. Akıl aslında bağ demektir. Akıl bağ demektir. Ukul. Bağ. Geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmak demek. Yarını planlamak demektir. Şimdi oraya madem vaktimiz fazla yok, oraya girmeyelim, tekrar zamana dönelim. Şimdi hayal dedik. Bakın hayal. Eğer sen bir şeyi hayal ediyorsan, dedik ya sabaha kadar sen onu çözersin istersen. Şöyle bir örnek vereyim. Evrende, kainatta bir insan bir şeyi yapıyorsa, bir şeyi başarıyorsa, İnsanların çoğu onu başarabilir. Birçok insan, birkaç insan bir şeyi başarabiliyorsa, birçok insan onu başarabilir. Bir insan bir şeyi başarabiliyorsa, birkaç insan onu yapabilir. Bak, çoğu, birkaçı, biri. Bir tek insan bir şey yaptı mı? Onu dünyada birkaç insan yapar. Hiç kimse yapamadı ama sen düşünüyorsun. Hayal ediyorsun. Bir kişi bir şeyi hayal ediyorsa onu o insan hayal ettiği şeyi yapar. Beyin buna müsait. Bunu da yani bu anlattığım şeyler afaki şeyler değil. Ben 50 yıldır tıbbın içindeyim.
40 küsur yıldır beyin ameliyatı yapıyorum. Evet, ben beyin cerrahıyım. Ve beyin cerrahisi benim için bir tarikattır, bir dindir. Din aslında bir kültürdür. Benim siyasi görüşüm bilimdir. Tarikatım ise beyin cerrahisidir. Gerçi bizim evde çok tarikat var. Herkes kendine göre bir tarikat kurmuş. Babam demişti ki herkes bir tarikat kursun. Şeyhi de mürid de kendi olsun dedi. Bizim evde herkes kendi. Benim oğlumun da kendi tarikatı var. Benimki de benim. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Aklını kullan demektir. Kafanı kullan demektir. Bazı prensipler vardır. O prensipleri tabii ki olmazsa olmazlar vardır. Ama aklını kullan. Bakın düşünmenin ufkunda sınır yoktur. Bakın dünyadaki bilimsel çalışmalara bakın. Buluşlar hep hayalle ortaya çıkmıştır. Bakın rüya diyoruz değil mi? Rüyalarımız bizim meçhulden gelen malum işaretlerdir. Yüksek bilinç mi hocam? Meçhulden gelen malum işaretlerdir kullanabilene. Yani şimdi rüya tabirleri filan. Herkes kendine göre bir şey tabir ediyor. Sen neyi düşünürsen onu görürsün. Bir örnek vereyim. Bohr atomu buldu. Buldu ama bir türlü lan bunun şekli nasıldır diye düşünemiyor, çizemiyor. Sonunda kafasında bu problem varken uyuyakalıyor. Uykuda kendisini güneşin ortasında buluyor. Elinde ipler var. İplerin ucuna gezegenler bağlanmış, dönüyorlar. Fırlıyor, buldum diyor. Hemen ortaya çekirdeği çiziyor, etrafın elektrotlarını koyuyor. Kader gayrete aşıktır. Evet. Çaba. Evet, kesin. Başka bir örnek. 1931, yer Viyana. Otto Levi diye bir adam. Kalp üzerinde çalışıyor. İki bardak, bir bardağı alıyor, kurbağanın kalbini koyuyor. Tamam? Bakın, Allah sizin imanınıza bakmaz. Namazınıza bakmaz. Buradan izleyicilerimize söylüyorum bunu. Namaz Allah içindir. Sen bu dünyaya Allah için gelmedin. Kainata katkı sağlamak için geldin. Allah onu affeder, etmez, o başka bir şey. Tabii ki namaz önemli. Olmazsa olmazımız. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin ellezine yu'minu bil gaybi ve yuqimuna salat. Tamam, itirazımız yok. Önce namaz. Ama namaz kılmamanın Kur'an'da cezası yok. Oruç tutmamanın Kur'an'da cezası yok. Zekat vermemenin Kur'an'da cezası yok. Hacca gitmemenin Kur'an'da cezası yok. Tabii ki Allahu Teala affeder. O başka bir şey. Ama adam öldürmenin cezası var. Bakın toplum, hırsızlık yapmanın cezası var. Yalan konuşmanın cezası var. Düşünebiliyor musun? Niye? Toplum, hayat. Hayatı kastediyoruz. Hayvan öldürmenin cezası var mı? Var. Domuz diyorsun. Benim kadar domuz da kıymetli. Domuz olmasa ormanlar nasıl olacaktı? Fareler olmasa ne olacaktı dünyanın hali? Avustralya'da çekirgelerin, biliyorsun Avustralya'da ekinleri yiyorlar diye fareleri öldürdüler. Avustralya'da fare kalmadı. Çekirgeler ortalığı işgal etti. Uçakla fare getirmek mecburiyetinde kaldılar da öyle kurtardılar ekinleri. Denge. Her şey bir denge içerisinde. Kur'an da öyledir. Estetik bilim de öyledir. Beyin ameliyatı yapıyoruz, o dengeyi koruyacaksın. Ahenk, estetik, balans, feedback. Önemli olması lazım. Bu Otto Levi kurbağanın kalbini çıkartıyor, koyuyor suyun içerisine. Deneyi yapıyor. Sonra alıyor bir elektrik uyarısı, kalbin üstündeki bir sinire dokunuyor. Kalp başlıyor çalışmaya suyun içinde. Tamam diyor, buldum diyor. Buraya elektrik verince kalp çalışıyor. Kalbi çalıştıran siniri buldum diyor.
Oh diyor falan ama gidiyor eve gidiyor. Yatıyor. Şey yatıyor. Bu adam Hristiyan. Bir aziz çıkıyor rüyasında. Diyor ki sen diyor yanlış yaptın diyor. Sadece o bulduğun değil diyor. Sen diyor onun suyundan diğerine kat. Bak o da çalışacak diyor. O da kalkıyor hemen not alıyor bunu defterine. O da benim gibi veyahut da ben de onun gibi yatağımın başucunda sen görmüşsün geldin benim evde gördün. Benim de yatağımın başucunda daha doğrusu her yerde bir defter bir kalem vardır. Hocamın evi. Her an ilham gelebilir bir şey olur diye galiba. İlham değil. Düşünürsün yazarsın not alırsın. Çünkü hafızayı beşer nisyanla mağluldür. Aklına geldi mi ben aforizma ararım. İnsan unutur. Bakın ben 4000'den fazla aforizmam vardır. Bunların çoğu uykuda yazılmıştır. Rüya anında veyahut da uyku anında yazılmıştır. Yani bilemezsin ne zaman aklına gelir. Sonra bakarsın otursun. Ve nitekim Otto Levi de unuttu. Sabah yazdı. Akşam gece yazdı. Sabah kalktı okuyamıyor. O karanlıkta, uykuda işte ne yazmışsa karanlıkta bir şeyler. O kadar üzüldü. O kadar üzüldü. O kadar üzüldü ki ya ben bir rüya gördüm ama neydi bu? O gün akşama kadar hep onu düşündü. Akşam yattı. Aynı rüyayı gördü. İsim veriyorum. Otto Levi. Diyor ki onun suyunu al diğer bardaktaki kurbağa kalbinin suyuna kat. Adam fırladı yataktan. Yazmadı bile. Doğru laboratuvara. Aynı şey benim başıma geçti. Onu da anlatacağım. Gitti. İki bardak. Bardağı ver bana. Tabii hocam. Uzatayım. Tüp tabii. Burada deney tüpü. Buraya bir kurbağa kalbi koydu. Bir kurbağa kalbi buraya koydu. Buradaki kurbağa kalbine ne demişti ona Aziz, o sakallı adam? Onun suyundan öteki tarafa koydu. Burayı stimüle etti, uyardı ya kalbi. Kalp başladı çalışmaya tık 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 tık. Aldı bunun suyundan döktü bu tarafa. Buraya dokunmadı. O kalbe elektrik vermedi. Baktı ki kalp çalıştı. O suda. Niye? O suda oluşan nörotransmitter dediğimiz. Yani bu sinirlerin kendi aralarındaki iletişimi sağlayan maddeyi buldu ve Nobel ödülü aldı. Nörotransmitterleri buldu. Aynı şey. Suyunu ver şimdi Emrah Bey'e. Anlasın diye. Yani izleyicilerimiz anlasın diye anladı. Bakın. Zürih'te bu beyin damar tıkanıklığı vardır. Bu ameliyatı ilk bulan benim hocamdır. Gazi Yaşargil. 1967 yılında. 65'te başladı çalışmaya. Vermont'ta. Başladı çalışmaya. Sonra 67 bunu yayınladı. Yaşargil ameliyatı olarak geçti literatüre. Beyinde damar tıkanıyor. Ona bypass yapıyor. Yaşar giremeyordu. Sonra ben 84 yılında böyle bir çalışma yapıyorum. Fakat bu tıkanıyor damar. Yani yapıyoruz. Daha sonra tıkanıyor. Yani tıkanma riskini azaltmamız lazım. Araştırıyoruz. Aşağı yukarı o zaman yüzlerce sıçanda deney yaptık. Tıkanıyor. Çok iyi yapıyorsun ameliyatı ama tıkanıyor. Niye tıkanıyor? Sonra bu niye tıkanması için başka bir araştırma yaptık. Ben kendimi yaptığı araştırmadan bahsediyorum. Ama hep o bypass yöntemini daha iyi hale getirmek için gayret sarf ediyoruz. İşte grafti değiştiriyoruz, damar atar damar yani arter grafti, ven grafti falan kullanıyoruz. Ven grafti kullanıyoruz. Evet çalışıyor ama o da ven olduğu için arteriyeliz oluyor falan uzatmayalım. Baktık ki arka taraftan yani şimdi şöyle yan uç yan anastomoz, endosait anastomoz dediğimizde arkadan tıkanıyor. Niye arkadan tıkanıyor? Çünkü biz mikroskop dediğim işte mikroskop 1 milimlik damara yapıyorsun yani. 1 milim damara 12-14 tane dikiş atıyorsun. 1 milim. İçinden kan geçireceksin. Hoş burası beyin. Şu kadarcık bir şey. Kaldı ki 1 milim o kadar o daha kalın. Nerede o? Ona 12 tane dikiş atacaksın. Onda içinden de kan geçireceksin. Kaldı ki önce biz bunu sıçanda yapıyoruz. Sıçanın beyni ne kadar küçük olacak bir şey yani. 12 tane de dikiş atacaksın. 7'si 14 tane. 7'si ön kısmı oluyor, 7'si arkaya. Şimdi ön kısımda mikroskop altında rahat dikiyorsun burayı. Ama arkaya her çevirmek durumunda kalıyorsun. Her çevirmede damarın iç kısmı tabii mikroskopik seviyede hasar görüyor. Hasar görünce orada tıkanma başlıyor. Ama bir türlü
açıklık sağlayabilir. Tabii anjiyo yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, Doppler'dir, Moppler'dir bir sürü tetkik yapıyorsun. Elektron mikroskop çalışması da. Bir gün uğraşıyoruz onun için, bir türlü olmuyor. Bir gün hastaneden geldim eve, yorgun argın. Ayakkabılarımı dahi çıkarmadan öyle uzandım yatağın üzerine. Uyudum, uyanmadı. Uyku uyanık arası bir şey böyle. Baktım ki ameliyat yapıyorum rüyada. Eldiven giymişim. Eldivenlerim var. Mikroskop altında ameliyat yapıyorum. Ama hayvan değil, insan ameliyat ediyorum. Rüyanızda. Rüya değil. Yani böyle uyku yakaza diyoruz ya işte. Uykuya. Zaten rüya orada görülür. Derin uykuda rüya göremezsin zaten tabii. Hatırlamazsınız da o yakaza. Derin uykuda görmeyi galiba. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda bizim konuşmamız başkadır. Bir de geçersin televizyonun karşısına böyle kumandayı eline alsın. Bu alfa modudur. Alfa modu. Yani orada rahat etki altına kalırsın. Zaten bunu özellikle subliminal etki o zaman kullanılır. Hatta sizinle bir program yapmıştık bununla ilgili değil mi? Hatırlıyorum evet hocam. 25. kareyi falan konuşmuştuk galiba. Konuşmuştuk verdiğin sözde de durmamıştın. Ne zaman bunu söyleyecek diye bekliyordum. Şimdi buradan selam gönderdim. Sinan Canan'la yapmıştık değil mi? Evet, Sinan Canan'la. Selam gönderelim kendisine. Şimdi orada ameliyat yapıyorum. Mikroskopta. Baktım ki eldivenimden küçük bir parça düştü. Yırtıldı. O anastomozun altına girdi. Girerken de çevirdi önüme. Yani o anastomoz kısmını, o bir milim yani zaten dediğim bir milim işte. Çevirdi. Baktım ki önüme geldi. Her seferinde dönüşmeye gerek yok. Doğru hastaneye gittim. Hemen fırladım. Gittim. Hemen aldım bir hayvanda. Bakayım onu bir deneyeyim bakayım. Eldiven parmağını kestim. Küçük bir çentik attım ona. Geldim onun altına taktım ona. Kaldı önümde. Ve %100 açıklık. Zaten TÜBİTAK ödülü aldığım çalışmada o. Daha sonra yayınlanmıştı 87'de zannediyorum yayınlanmıştı 1987'de. TÜBİTAK ödülüm. En iyi teknik, mikroskopik operasyon teknik diye bir yayınlamıştı. Yani şimdi sen eğer kafanda onu problem halinde nasıl yapayım, nasıl edeyim diye düşünmezsen. Dert edinirsen. Evet. Niye derler ki, kul sıkışmayınca hızır yetişmez. Bu böyle. Ha şimdi senin hayalin varsa, bakın hayallerimiz insanların düşüncelerine temel oluşturur. Hayal. Düşünce dediğin nedir ki senin? Nedir düşünce? Hayalin imbikten sızdırılmış halidir. Süzgeçlenmiş halidir. Düşünceleriniz fikirlerinizi oluşturur. Bak diyeceksin ya düşünce fikir. Hayır. Fikir daha somuttur. Benim bu konudaki fikrim budur. Daha somutlaşmıştır. Matematize olmaya daha yakındır. Fikir. Benim düşüncem, benim fikrim doğru değil o zaman. Efendim? Biz yan yana kullanıyoruz ya. Şimdi çoğu düşünce sonra fikir. Evet. Çoğu yerde yanlış kullanılıyor ama arada fark var yani. Peki fikirlerimiz ne yapar? Fikirlerimiz kelimelerimizi oluşturur. Sözlerimizi oluşturur. Bakın hayal nereye geliyor? Peki sözlerimiz ne yapar? Sözlerimiz bizim davranışlarımızı oluşturur. Mesela diyelim ki ya çok bir insandır diyorsun. Çok agresif bir adamdır diyorsun. Peki davranışların ne yapar? Sizin karakterinizi belirler. Bak hayal nereden nereye geldi? Karakterini oluşturur. Ya Emrah çok iyi çocuktur ya falan harika bir olandır. Feyza Hanım ya hakikaten çok disiplinli falan, çok detaycı bir insan. Karakter oluşuyor. Dikkat ediyor musunuz? Veya çok espiritüel. Ya İsmail Hakkı Bey mi? Ya aman çok sert bir adam ya işte onun bir sözü aldım bitirmiyor. Diyecek. Karakterini oluşturuyor. Peki karakter nedir? Karakter de senin kaderini oluşturur. Karakter kaderini oluşturur. Karakter de kaderini oluşturur. Niye derler ki bulunduğun hal üzere nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Bakın, şimdi bakın geçmişe baktığınız zaman da bunlar birbirine çok yakın şeyler. Şimdi ben beyin cerrahıyım. Bundan 40 sene önce yapmış olduğumuz ameliyatı bugün yapmıyoruz. 10 sene önce yaptığımızı yapmıyoruz. Yani daha değişik formda yapıyoruz. Gelişiyoruz. Tekamül.
42 sene önce Elon Musk'ın yapmış olduğu domuzlarda yaptığı ameliyatı biz insanda yaptık. Beyinsizsiniz 2'de, beyinler arası internet, dünya beyin ağı, World Brain Web, Global Brain Web, ben yazdım orada, yazdım onu. 42 sene önce yaptık. Ve onu yaptığımız zaman MR yok, tomografi yok, mikroelektrot yok, o yok mu yok. Bir ekip olarak tabii ki yaptık Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi kürsüsünde. Tabii o zaman öyle. Ama devamlı gelişiyor. Bilim gelişiyor. Fikirlerimiz gelişiyor. Muhayyilemiz gelişiyor. Bakın o zamanki benim beyin cerrahisine bakışımla bundan 20 sene önce, bundan 30 sene önce, bundan 10 sene önce bakışım çok farklı. Niye peygamber diyor ki iki günü birbirine eşit olan bizden değildir? Ziyandadır diyor. Ziyandadır. Yani şimdi ben ikide bir buradan kendi oradan istediği için İncil'den isterse İncil'den şey veririz, kaynak hocam, veririz. Biz İncil'den, Tevrat'tan verince örneği bizim izleyici kızıyor. Peki tamam. Yani olsun. Böyle enteresan doğru bir izleyicimiz yerden. Var. Yok bence tamam. Doğru yerden girdi. Evet, evet. Tamam. İşin buralara geleceğini düşünmedin ama. Düşünmedim. Onun için biz devamlı tekamül içerisindeyiz. Bakın zamanı Allah biliyorsunuz ki ne diyor? Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyinâti minel hüdâ vel furkân. Değil mi? Bakara suresinde. Ya eyyühellezîne âmenû kütübe aleyküm sıyâmu kemâ kütübe alellezîne min kablikum leallekum tettekûne eyyâme mâdûn. Orada yine bir zamandan bahsediyor. Sizden önceki kavimlere farz kıldığımız gibi size de orucu farz kıldık diyor. Ne zaman diyor? O zaman dilimi içerisindeki Kur'an'ı indirmeye başladık diyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O ayda indirilmiştir diyor. Ne diyor Kadir Gecesi'ne? Kadir Gecesi hayrun min elf şehri diyor değil mi? Bin ay. Bak, daha hayır. Nasıl oluyor beyefendi? Zaman diyorsun. Ya bir gece lan 24 saat, 12 saat neyse işte. Bin aydan daha nasıl hayırlı oluyor? Oluyor. Nasıl hayırlı oluyor? Sadece bu ayeti dikkate alıp da demin dedik ya ve cealle leyle libâsâ'yı biz aldık getirdik rahatelle ebdânüküm diye yazdık. Yatın uyuyun. Ya Allah peygambere yat uyu demiyor, sen nasıl uyuyor biliyorsun. Hazreti Ayşe annemizin de yani biliyorsun Ümmühatül Müminin peygamberin eşleri müminlerin anneleridir. Ümmühatül Müminin evet. Sen daha iyi bilirsin. Evet. Ben o kadar bilmem ama sen daha iyi bilirsin. Hocam, neyse öyle bir şey atalım ona birazcık. Kompliman mı diyorsun? Kompliman iltifat. İkisi de olur. Ya kompliman da iltifat farklı şey. Kompliman başka şeydir, iltifat başka şeydir. Biri yabancı kökenli. Hayır, hayır ilgisi yok. Çok farklıdır. İltifat başka şeydir, kompliman. Kompliman onun gönlünü almaktır. İltifat ise onun layık olduğu şeyleri ona anlatmaktır. Hoşgörülü, tolerans farkı gibi mi hocam? Hoşgörü başka şeydir, tolerans başka farkı. Şeydir. Çok bu şeydir. Da onun gibi anladığım kadarıyla. Bakayım şimdi burada bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Şimdi diyor ki bir saatlik ilimle istişare yapmak 80 yıllık ibadetten daha hayırlıdır diyor. Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır. Niye? Alim çünkü uyurken de kafası çalışıyor, düşünüyor. Ve bilim tarihinde bunlar çoktur. Mesela bu Hoya var, bu dikiş makinesini bulan. Onu da anlatayım madem öyledir. Böyle sizin gibi iki tane sabırlı, ikide bir sözümü kesmeyen şey bulunca, tabii bu arada ben Beyza Hanım'a da Ertan Bey'e de buradan selam göndereyim. Onlar da benim çok sevdiğim insanlar tabii. Onun ayrı bir konu. Espri yapıyorum tabii. Onu da anlatayım. Makineyi buldu fakat ipi alttan geçirecek yöntemi bulamıyor. İğne giriyor, çıkıyor, alamıyor. Adam kafasına takılmış. Ne yapacağım diyor. Uykuya yattı. Düşünmek için uyudu. Alın size bir aforizma. Düşünmek için uyumak. Onu not al. Benim aforizmam böyle çıkar işte. Konuşma evet, esasında. Evet, hocam, evet. Bak, düşünmek için uyumak. Bakın mesela ne dedim? Rüya meçhulden gelen malumlardır. Evet. Meçhulden gelen malum ışıklardır.
Onu da bak tıpkı burada söyledik. Rüya meçhulden gelen malum ışıklardır. Malum ışıklardır. Ben düşünmek için uyudumu not aldım. Hocam. Şimdi. Güzelmiş. Hadi söyle bakalım. Hadi söyleyeyim. İki saattir konuşuyoruz. Ya vallahi yok. Hocam bu o kadar güzel iki makale yazmışsınız ki biraz da sabırsızlığımızın sebebi o. Tamam o zaman şurada bitireyim bunu da sonra sonra hadi bakalım. Adam yatıyor düşünmek için uykuya. Kızılderililer yakalıyorlar bunu rüyada. Kızılderililer. Uzaktan ok atıyorlar. Bakıyor ki okun ucunda bir delik var. Okun ucunda. Hemen fırlıyor. İğnenin ucunu deriyor. İpliği geçiyorlar. Dikiş makinesi çıkıyor. Aslında buluş. Şimdi o mu Müslüman, ben mi Müslüman? Bakın. Bakara suresinin 62. ayetinde der ki ameli salih yapanlar Allah'a kıyamet gününe inanıp ameli salih işleyenler korkmasınlar. Onların ecri ve mükafatı Allah tarafından verilecektir. Bakara 62. ayet. Ameli salih ne biliyor musun? Hayata katkı sağlamaktır ameli salih. Sanal gerçeklik Metaverse'ün babası Hasan Sabbah'tır diyor İsmail Hakkı evet. Aydın. Sanal gerçeklik Metaverse'ün babası Hasan Sabbah'tır. Şimdi bu bahsettiğim makaleyi çok teşekkür ederim bu iltifatınız için. Aslında iltifat değil mi? Gerçeği o yani. Ben birazcık megaloman bir adam ama doğrusu da bu yani. Bunu bu Amerika'da ayın 4'ünde yayınlanacağı Suk ayıklanacağı Zuckerberg söyledi. Zuckerberg diye de okuyorlar. Zuckerberg diyen de Zuckerberg. Var. Neyse, Zuckerberg neyse, neyse. Var. Zuckerberg, Zuckerberg neyse. Ben düşündüm ki fakat bunu daha önce bunu yazmam lazım dedim. Nedir bu? Millete bu aydınlatmak lazım diye düşündüm. O esnada pazar günü yani ayın biri gecesi. Çünkü o makale 3'ünde yayınlandı. Dedim ki 4'ünde o açıklanacak Amerika'da. Önce de bunu yayınlamam lazım. O gece düşündüm ki ben çünkü bir şeyi düşünürken önce evveliyatına bakarım, zamana bakarım. Zaman nasıl akmış? Birden 1000 yıl öncesine gittim. Baktım ki Hasan Sabbah aynısını yapmış. Nasıl yapmış? Şimdi binli yılların dünyayı sarsan 3 büyük İranlısı vardır. Birisi Ömer Hayyam. Ötekisi Nizamül Mülk. Ötekisi Hasan Sabbah. Şimdi Ömer Hayyam matematikçi, rubayici, Semerkant Rasathanesi'nin müdürü, Nizamül Mülk siyasetnamenin yazarı, devlet idaresinde çok ehemmiyetli bir ütopya yazarı. Farabi de ütopya yazarıydı. Onun ütopyasının adı Medinetül Fazıla'ydı. Ondan daha önce ütopya sahibi olan ise Eflatun idi ki onunki de devlet idi. Yani istikbali şekillendirmek. Çünkü metaversin içerisinde istikbali şekillendiriyoruz. Bakın. Biz istediğimiz bir evren oluşturacağız. Eflatun tabii kendisi yazmadı. Aristo yazdı ama Eflatun'a işte Cumhuriyet, Fed ve Devlet adlı eser. Devlette nasıl bir devlet düzeni olmalıdır fikrini ortaya attı. Çünkü ütopya sahibi olmak istikbali tahmin etmek değildir. Ütopya sahibi olmak istikbali şekillendirmektir. İslam da onu emrediyor. İslam'ın emri de odur. Siz topluma, hayata daha iyi katkı sağlayabilecek, daha iyi bir hayat insanlara sunabilmek için gayret sarf etmektir, oluşturmaktır. Buna ütopya sahibi olmaktır. Demek ki birincisi Eflatun, ikincisi Farabi, Medinetül Fazıla ile üçüncüsü Nizamülmülk siyasetname. Hatta Machiavelli siyasetnameyi intihar ederek Le Prince'i yazmıştır. Oradan aşırmıştır. Tabii bilim tarihinde çok aşırmalar var. Yani Newton'la Leibniz arasında vardır bu Tesla'nın işte Westinghouse ve Edison'un çalmaları falan uzun hikaye. Veya James D. Watson'ın DNA'yı bulduğunu söyleyen James D. Watson'ın 60'lı yıllarda Nobel alan James D. Watson kırık ve
James T. Watson'ın Rosalind Franklin'den çaldığı gibi. En büyük ihanet edilmiş, haksızlık yapılmış o kadına. Ben ona çok saygı duyduğum bir kadın, Rosalind Franklin 1953 yılında vefat etmiştir. Ondan sonra esas ütopya sahibi kim biliyor musunuz? Thomas More. 8. Henry'nin kafasını kestiği, çünkü bütün idareyi kendi eline almak istiyor ve itiraz ediyor. Diyor ki herkes kendi idaresini yapsın diyor. Ve sonunda çok dostu, arkadaşı olduğu halde Londra'da kafasını kesiyor ve Times Nehri'nin köprüsünde kafasını sergiliyor. Ütopya sahibi olmak. Şimdi istikbali şekillendirmek, bu çok önemli bir konu. Yeni bir dünya yaratacaksın. Nasıl bir dünya istiyorsun? Baktık ki Metaverse'de ne oluyor? Metaverse'de insan istediği bir dünyaya gidebiliyor. Şöyle söyleyelim. Özet söylüyorum. Konuşacağımız çok şey var anladığım kadarıyla. İkide bir de not alıyorsunuz, soru çıkartıyorsunuz. Kazık soru soracaksınız bana. Olsun, sorun önemli değil. Ben çoğunu bilmiyorum zaten ama özeti şu. Herkesin her yerde herkesle, herkesin her yerde, her zaman, herkesle, her hayal ettiği şeyi yapabileceği bir dünyadır Metaverse. Çok özet. Bu ana şeysi bu. Düşündüm ki ya bunu ve bu pazar akşamı oluyor. Uykuda oluyor bu. Bakın diyor uyku. Hatta yine burada düşündüm saat kaçtı? Bir gece 1-2 gibi civarıydı. Ya dedim bunu dedim. Hasan Sabbah yaptı. Ne dedik? Binli yılların dünyayı sarsan 3 insanı, İranlısı. Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ve Nizamülk biliyorsunuz İranlıydı ama Sünni. Yani Selçuklu veziri biliyorsunuz. Ömer Hayyam matematikçi. Ömer Hayyam şair, evet rubaiyatçı ama matematikçi bugün bile Hayyam kuralları var. Aynı zamanda tarihçi. Takvimci. Evet. Dünyada bugün Celali takvimini yapan adam. Celali takvim. Hatta şu anda kullandığımız takvimin daha dakik. Ötekisi de Hasan Sabbah. Ne yaptı Hasan Sabbah? Düşünüyorum. Baktım ki Nizamülmülk'ün yapmış olduğu, biliyorsunuz Harizemli Yusuf'un Alparslan'ı şehit ettikten sonra 12-13 yaşlarında olan Melikşah tahta geçiyor. Çocuk olduğu için onu suistimal ediyor Nizamülmülk. Sonuçta bunlar insan yani, olabilir. Yani şimdi efendim Nizamülmülk çok büyük adam, doğru. İşte Fatih çok doğru ama insan. Zaaflarımız var bizim. İnsanların zaafı var. Hafızayı beşerdir, unutkandır. Olabilir. Ve onun Melikşah'ın çocukluğunu suistimal ederek bazı suistimalleri yapıyor. Hasan Sabbah da onun muhasebecisi olduğu için buna itiraz ediyor. Uzun hikaye. Sonunda onu idam etmeye kalkıyor. O da kaçıyor. İşte Mısır'a gidiyor falan falan. Arkasından giriyor. Diyor ki ben buna intikam almam lazım diyor. Lan Selçuklu hükümdar şeysi bu veziri Atabey. Nasıl alırım ben bunu? Düşünüyor, taşınıyor. Geliyor Bağdat üzerinden bugün İran hudutları içerisinde olan Şahrut Nehri'nin kenarında Alamut Kalesi'ne oraya yerleşmek istiyor. Çok zeki bir insan. Bakın Hasan Sabbah benim hayran olduğum insanlardan bir tanesidir. Teröristtir. Bana ne teröristliğinden? Önemli olan adamın ideali. Aklıyla ilgileniyorum diyorsunuz, zekasıyla. Tabii. Tabii. Yani niye soy ismin Aslan? Niye Kaplan? Hiç soy ismi işte Çakal olan var mı? Ama aslan var, kaplan var, ceylan var, değil mi? Bir kıvraklığını almış, mimi almış. Ben onun oyununu alıyorum. Adam düşünüyor, ne yapayım, ne yapayım? Diyor ki, ben diyor, bakıyor ki orada Şahrut Nehri akıyor. Kaleyi ele geçirmek için diyor ki, kale komutanı diyor, ya bana bir postluk yer ver diyor. Ya olsun diyor. Savaşacağına bir postluk yer vereyim diyor. Ama diyor, ben diyor, İstediğim yerden alacağım. Olsun diyor, sen bir postu geri almayacak mısın? Tamam diyor. Ama diyor kimseye bastırmam oraya diyor. Tamam diyor. Bir post alıyor. Tabii bunlar
menkıbe ne kadar doğru ama her menkıbenin altında bir gerçek payı vardır. Her şakanın altında bir parça bir gerçeklik parça gerçek olduğu gibi. Olduğu gibi. Şimdi alıyor, bir post getiriyorlar. Alıyor makasla postu ip gibi kesiyor. Oluyor uzun bir ip. Kalenin etrafını çeviriyor. Diyor ki bu ipin dolandığı yerler benimdir diyor. Sen bana da söz verdin buradan geçmeyeceksin. Benimdi buralar. Ben buradan geçişe müsaade etmiyorum. Söylenir. Denir. Ve kaleyi bu şekilde aldığı söylenir. Diyor ki ne yapayım diyor ki ben bu nizam-ı mülk olsun. Tabi esas hedef odur. Hatta Ömer Hayyam'ın katline fetva veren de Nasır Şah vardır, Semerkant Hanı. Ebu Tahir vardır, oranın kadısı, müftüsü. Onun oğlunu da yanına alıyor. Avni, yanına alıyor. Fedai olsun. Fakat diyor, ben bunları diyor, nasıl kandıracağım? Adamı öl diyeceğim, ölecek. Kolay mı? İrade var adamda. Bugün Pentagon'da bir generalin yıllar önce vermiş olduğu bir beyanatta 2040 yılında 2045 yılında Amerikan ordusunun %40'ının robot askerlerden olacağı söyledi. Bundan birkaç yıl evvel Rusya yıkılmadan önce maymun askerler projesini gündeme getirdiler. Onu yazmadım zannediyorum. Yazdım mı? Yazdınız hocam. Var hocam. Maymunumsu ve domuzumsu ordular diye yazmışsın. O bay ona geleceğim. Şimdi Rusya Gürcistan'da bir laboratuvar, bir bilim adamı dedi ki yanlış hatırlamıyorsam o zaman 50 bin dolar civarında bir parayla bir proje başlattılar. Gürcistan'da bir laboratuvar oluşturdular. Maymun yumurtasına erkek insan spermi ile yarı maymun yarı insan üretmeye kalktılar. Olmadı. Afrika'ya gittim bilim adamı. Afrika'da da tersini veya aynısını denediler. Olmadı. Tekrar döndü Rusya'ya. Sonra kendisi sürgün edildi Sibirya'ya ve orada öldü veya öldürüldü neyse. Ama sonra şimdi bu Metaverse çerçevesinde bu civarda bugün yarı maymun, yarı insan, yarı domuz, daha doğrusu humanoidler, animoidler. Yani animoid dedi mi? Hayvansı insanlar, insansı hayvanlar. Bu çerçevede maymun askerler projesi, ona birazdan gireriz. Ben şimdi Hasan Sabah'a dekir dönelim. Dedi ki nasıl yapayım da bu insan, zaten maymun askerlerde esas problem şudur. Bir, IQ'su düşük olacak. Elimizde zaten bunlar. Bugün yapabiliyoruz. Yani bu CRISPR-Cas9 yöntemi var. Bu CRISPR-Cas9 yöntemi palindromik bir çalışma. Bunu hatta ben beyinsizsiniz 1'de mi yazdım, 2'de mi yazdım bilemiyorum ama o zaman yazmıştım. Bunu bu husustaki çalışmalar Nobel alacak diye yazmıştım ben. Ve geçen sene Jennifer Doudna ile Emmanuel Carpenter bundan Nobel aldı. Ve şimdi bugün de buradan söylüyorum. Yazılsın bu tarihe. Kitabıma da yazdım onu. İnsan 3.0, yeni insan arketipte yazdım. Önümüzdeki 10 yıl, hatta 5 de olabilir ama ben birazcık toleranslı konuşayım. 10 yıl Nobel Neuroscience, nöron bilimleri, beyin bilimleri üzerine verilecektir. Çünkü açılmamış çok kapı var. Şimdi o CRISPR-Cas9 yöntemiyle, yani DNA gen editleme yöntemiyle. Tabii şimdi DNA dediğimiz nedir? İki trabzanlı merdiven düşünün. Ortadan bölersek RNA olur. Şimdi orada biz istediğimiz geni değiştirmek suretiyle, hatta bu kök hücreleri bile değiştirebiliyoruz artık. Yamanaka diye bir Japon ki Nobel ödülü aldı. Onun 4 tane faktörü var. O faktörleri koymakla cilt hücresini bile biz istediğimiz kök hücresini çevirebiliyoruz. Bilimsel onun kaynakları var. Yani afaki konuşmuyoruz. Hasan Sabah dedi ki ya nasıl yapalım da bu tabii bu işin maymun askerlerde IQ'su düşük. Öl deyince öldürecek. Öldür deyince öldürecek.
Öl deyince ölecek. Düşünmeden yapacak. Düşünmeden yapacak. Merhameti olmayacak. Hı-hı. Kadın, erkek, çocuk, çoluk, çocuk öldürecek. Ve öl dediğinizde de öldürecek. Peki Hasan Sabbah ne yaptı? Dedi ki, ben dedi bu adamlar zaten Hasan Sabbah'ın fedailerinin bir özelliği vardı. Öldürdükten sonra kaçmayacaksın. Nasıl olacak? Adam kaçma imkanı varsa yok, kaçmayacaksın. Niye? Çünkü ölmek, öldürülmek kaçmaktan daha şereflidir, daha iyidir diyecek. Nereye gideceğiz? Cennete gideceğiz. Dijital cennet. Ne yapıyor? Üç tane, birçok fedaisi var ama üç tane fedaiyi çok özel yetiştiriyor. Bir tanesi Süleyman. Ötekisi Avni. İşte Semerkant. Kadısı Ebu Tahir'in oğlu olan Avni. Üçüncüsü de Yusuf. Bunlar özel yetiştiriyor. Diğer fedailerini hoca yapıyor. Ve Şahrut Nehri Alamut Kalesi ile Şahrut Nehri karşıda da bir bahçe var. Deylem Bahçesi. Orayı da cennet haline getiriyor. Değişik yöntemlerle orayı cennet haline getiriyor. Peki oraya huri lazım. Dijital cennette huri yok mu? Var. Marilyn Monroe ile beraber olmak istiyorum. Tabii. Baudrillard ile olmak istiyorum. Jane Fonda ile beraber olmak istiyorum. Kime ne? Kural gibi. Yok, sınır yok. Dedik ya, herkesin, her yerde, herkesle, her zaman... Her şeyi yapabileceği. Her zaman, her şeyi istediği miktarda yapabilme durumudur. Al sen onu, incele artık. Sonra, o zaman Kahire pazarında, Bağdat pazarından esir kızlar, genç kızlar toplanıyor. Satın alıyor, adamlarını gönderiyor ya. Alamut'a getiriyor. İşte bunlardan en önemlisi Apena, en meşhuru da Meryem. İşlerinde Zeynep de var, Sara var, Zeynep var, Apena var ve Meryem var. Orada onlara Kur'an-ı Kerim okuma, şarkı söyleme, dans etme, hattatlık, müzisyenlik falan, ut çalma falan öğretiliyor. Huri yetiştiriyoruz. Şimdi dijitalini yapıyoruz şimdi. Avatarını yapıyoruz. Hı hı. O alıp onları o şekilde yetiştiriyor. Ve diyorlar ki, ve o zaman tabii bugünkü bilgilerimizin ışığında işte bir asansör yaptığı söyleniyor. Yani bir kabin yapıyor. Kalenin üstünden aşağıya indiriyor. Kabinden karşıya Şahrut Nehri'nin karşısına geçiyor. Orada o kızlarla alem yapıyor. Tekrar oradan alıp çukuraya çıkıyor. Fedai yetiştiriyor. Fakat fedai yetiştirirken bunları bu alemden başka bir aleme geçirmek istiyor. Yani hadi sen gel bu kızla beraber gez falan demiyor. Eğlen demiyor. Nasıl yapacağım ki bunlara ölümü çok istenen bir, arzu edilen bir ortam olduğunu ben bunlara anlatmalıyım. Ve kaynaklara göre haşhaş bunlara verdikleri uyuşturucu. Tabii ne kadar doğru bilemiyoruz ama bu konuda yazılan işte özellikle Vladimir Baltov'un Alamut adlı eseri, Amin Maluf'un da yine Semerkant adlı eserinde bir takım şeyler var ama biz önemli, biz onlardan alacak olduğumuzu alacağız. Biz oradan bir ışık alacağız. Oradan biz ilham alacağız. Oradan biz ders alacağız. Onun için adamın kafasına hayranım ben. Hatta bugün insanlarda toplumların, bakın medeniyetler hiçbir toplumun malı değildir. Medeniyet hayatın ortak mirasıdır. İnsanlığın demiyorum, dikkat edin. Hayatın. Ne demek? Köpeğin de medeniyete katkısı var. Atın da katkısı var. Yani filin de katkısı var. Timur Semerkant'tan kalkıp da Ankara'ya kadar vapurla mı geldi, trenle mi geldi, uçakla mı geldi? Bakın, o medeniyette fillerin ne kadar katkısı var. Görüyor musun? Var. Taşın da katkısı var. Her milletin, her cins hayvanın, her bitkinin medeniyete katkısı var. Şimdi, o açıdan baktığımız zaman da diller de
kültürlerden, milletlerden, ırklardan etkilenmiştir. Mesela bugün Fransızca assassination suikast demektir. İngilizce assassination suikast demektir. Nereden çıktı bu kelime biliyor musunuz? Onun da babası Hasan Sabbah'tır. Çünkü haşhaşiler diyorlar ya, haşhaş kelimesinden türemiştir. Nasıl türemiştir? Biliyorsunuz Fransızca'da H okunmaz. Ahmet, Ahmet diye okunur. Hasan, Hasan diye okunur. Haşhaşı, Aşhaş diye okuyacağız. Peki, şey var mı? Şey de yok. Onu ne diye okuyacağız? Se diye okuyacağız. Asas. Bakın assassination çıktı oradan. İngilizce'de assassination diye geçti. Bunu ilk defa duydum. Evet. Yani Fransızca'da H harfinin okunmadığını, kadük harfi olduğunu biliyorum ama yani suikaste bağlamanız acayip. Yani ben ilk defa öğrendim. İnanılmaz. Aklımın ucundan geçmez. Ben de yeni uydurdum onu zaten. Böyle bir espri yapalım bari. Evet öyle. Şey de yok. Evet. Şey var mı Fransızca'da? Yok. Yok mu bilmiyorum. Yok. Yok mu yani? Ya ben yok dedim. Varsa da yoktur zaten. Fransız. Sordunuz hocam bilmiyorum. Bakın şeyi biliyor musun? Enteresan bakın bugün 10 Kasım. Bunu da anlatalım buradan. Çok enteresan bir. Red House sözlüğünde yanlış hatırlamıyorsam bir kelime için daha doğrusu Türkler için barbar kelimesi geçiyor. Hala bunlar adam öldürüyorlar diye geçiyor. Fransız sözlüğünde daha doğrusu. Yanlış hatırlamasın. Yanlış olabilir ama Fransız sözlüğünde. Fransız büyükelçisini Atatürk yemeğe çağırıyor. Başkasını çağırmıyor. O arada o da hava atıyor. Atatürk beni çağırdı diyor yemeğe diyor. Gidiyor yemek. Yemek esnasında ya diyor işte bu kelimenin ne anlamı vardır falan diyor. İşte şudur budur derken başka anlamı falan bir başka anlamı var mıdır diye falan işte hazırlamış tabii Atatürk de uyanık tabii zeki adam. Getirin diyor lügatı diyor. Fransız lügatını getiriyorlar. Onun karşısında Türkler için barbar adam öldüren tabiri de kullanılıyor. Tabii Atatürk müthiş okutturuyor onu adam. Bir şeysi yapıyor. Sonra o toplattırılıyor. Fransa tarafından o toplattırılıyor. O kelime yüzünden o sözlük toplattırılıyor. Şimdi buraya assassination'dan geldi. Şeyden geldi. Şeyden geldi. Ş sesini C ve H harfleri verir Fransızca'da. Yani şey diye bir harf yok. Şey diye bir harf yok. Şimdi bakıyor ki ya ben bunları Metaverse gibi bir cennet oluşturmam lazım bunlara diyor. Bak bunları ben ne zaman düşünüyorum? Pazarı pazartesiye bağlayan akşam. O şeyi yine kaldırdınız ekranda. Veririz tekrar aralıklı verebilirsiniz evet, arkadaşlar. Ara ara verelim. Evet. Şimdi o gece dedim ki hemen fırladım. Gece saat 1:30. Adam düşündü. Dedi ki ben bunlara uyuşturucu vereceğim. Öldüklerini silecekler. Cennete gittim geldim. Cennet böyle bir yer. Onun için yaşamaktansa ölmek de ölmeyi tercih eder. Ve uyutuyor, haşhaş veriyor. Yani tarihi şey bu. Biraz romantize ediyorum ben onu da söylemesi. İndiriyor. Tabii bu üç avni Yusuf ve Süleyman önemli baş fedaileri. Bu Apena. Apena aslında Hasan Sabbah'ın sevgilisi. Meryem de ama Meryem de çok güzel bir kız. Meryem aslında bir Halepli bir Musa isminde bir Yahudinin karısıydı. Yaşlı bir. Daha doğrusu babası tüccardı. Yahudi'ye borçlanıyor. Ödeyemiyor. Yahudi kızını istiyor. Alıyor. Sonra Muhammed diye bir Arap çocuğuyla aşk yaşıyor. Kaçırıyor falan. Uzun hikaye. O da ondan ölçü almak için Muhammed'i öldürüyorlar falan. Meryem'i de alıp götürüp Bağdat pazarında, esir pazarında satıyorlar. O da alıp götürüp devrem cennetine götürülüyor. Orada uyuşturuluyor. Gidip orada işte huriler cennettesin diyorsun filan. Sonra tam uyanmaya yakın tekrar asansöre koyup kaleye çıkartıyorlar. Tabii hep ölürsem öyle bir yere gideceğim. Cennet. Dijital değil ama
oradaki Deylem Cenneti. Şahrut Nehri, Deylem Cenneti, Alamut. Yani böyle ortada Şahrut Nehri akıyor. Bugün İran sınırlarında, İran'ın, Tahran'ın kuzey batısına falan düşüyor. Şimdi baktım ki ya bunlar uyanınca falan diyor ki ya ben cennetteydim, ne güzel işte falan orada. Hatta çok enteresan bir şey oluyor. Bu Yusuf, yani fedailerinden Yusuf, Meryem'le birlikte oluyor o Deylem Cenneti'nde. Meryem ısırıyor Yusuf'un göğsünü. Uyanınca diş izlerini orada görüyor. Ya cennete gittim ama ne kadar gerçekçiydi bu. Bakıyor ki diş izleri var orada. Ama o kadar kıza aşık oluyor ki, Huriye diyelim. Onun bir bal mumuyla kalıbını çıkartıyor, dişlerinin izini. Onu saklıyor. Şimdi aradan zaman geçiyor, tabii müthiş bir felsefe oturtuyorlar. Helalleri haram, haramları helal yapıyor Hasan Sabbah. Ve o arada Sultan Sencer zamanına kadar böyle gidiyor zaten. 250 yıl falan bu devam ediyor, bunun felsefesi orada. Bir gün işte yine bir komutan, Bürzük zannediyorum, muhasara ediyor. İşte çok binlerce asker. Bunun fazla bir şeysi yok. Haber gönderiyor. Diyor ki gel diyor, konuşalım diyor Hasan Sabbah komutana. Komutan sarmış zaten, kaleyi alacak. Diyor ki sen diyor teslim ol diyor. Bak diyor sarılmış etrafın diyor komutan. Selçuklu komutanı. Diyor ki senin askerin çok değil mi diyor. Evet diyor. Çağırıyor. Ahmet. Ahmet buyurun diyor. Atla diyor aşağıya diyor. Çıkıyor kalenin üstünden. Atlıyor. Paramparça. Öldü. Bakıyor ki komutan. Adam ölmüş. Kemal. Emret Seyda. Seyda diyorlar Hasan Sabbah. Atla. Çıkıyor atlıyor. 1, 2, 3, 4. Diyor ki Hasan Sabbah komutana. Kaç tane var senden böyle diyor. Yani ben atla diyorum, öldü diyor. Bugün maymun askerleri var ya. Evet. Hani IQ'su düşük, öldüğünce önem. Onun için bak bağlantıyı. Akıl bu işte. Akıl neydi? Bağ kurmak demiştik değil mi? Benim 5T prensiplerim vardır, benim yazdığım. Bunları kafamdan uydurmadım. Kur'an kaynaklıdır. 5T. Tezekkür, tedebbür, teakkul, tefekkuh ve tefekkür. Tezekkür nedir? Geçmişi dikkate almak. Hasan Sabbah'ı dikkate aldığım gibi. Tedebbür, istikbali arkadan kucaklamak. İkincisi, tezekkür. Yoksa eline tesbih alıp da Allah Allah demek değildir. İkincisi, tedebbür. İstikbali arkadan kucaklamak. Üçüncüsü, teakkul. Geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmak. Ukul. Ukul. Bağ kurmak. Deveyi bağlamaya da ukul derler. Ne yaptık şimdi biz Hasan Sabbah'ın yaptığıyla? Metaverse arasında bağ kurduk. Dördüncüsü, tefekkuh. Ne demektir tefekkuh? Sen bilmen lazım. Unuttum. Fıkıh oradan gelir. Fıkıh yani güncel ve olacak problemlere de çare bulmak, çözüm getirmek. Ne olabilir? Dijital bir şey var. Dijital dünya oluyor. Metaverse var, avatarlar var. Ne olacak falan? Çare bulmak. Bakın, olacakları hissetmek, anlamak, görmek aptallıktır. Olacakları görmek, anlamak, hissetmek, tedbir almak aptallıktır. Beyle yalnız. Evet. Olacakları görüp anlamamak, olacakları anlamamak, görmemek aptallıktır. Olanları görmemek ise ahmaklıktır. Şimdi demek ki tefekkuh olacak olan geçmiş ve gelecek problemlere çare bulmaktır. Yarın avatarlar kendi aralarında evlilik düzenlerse ne olacak mesela? Düşüneceksin. Yarın düşünmek önemli. Beşincisi nedir? Tefekkür. Nedir tefekkür? Fikir üretmek.
tefekkür etmek, kafayı eğip de düşünmek değil. Bu işi nasıl yapalım? Nasıl yapalım da şu su daha uzun süre dayanıklı olsun? Nasıl yapalım da bu telefonu aynı zamanda bir televizyon haline getirelim? Nasıl yapalım da ki buradaki görüntüyü anında karşıya yansıtalım hiçbir şey alet olmadan? Nasıl yapalım da biz düşünceyle bir telefonumuzu açıp düşünceyle numaraları çevirelim? Bak neler düşünüyoruz? Hiç Siri var şimdi, Siri'ye söylemiyoruz. Düşünerek istediğim numarayı çevirebiliyorum. Nasıl yapalım diye. Bu nedir? Tefekkür, fıkıh. Tefekkür. Fikir üretmek. Şimdi diyor ki, Feyza Hanım diyor ki, nasıl yapalım da diyor, bizim bu yayınları, Emrahçığım nasıl yapalım da bizim yayınları daha fazla kitlelere ulaştıralım. Gece yatıyor, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, reklam böyle mi yapsak? Bu onun tefekkürüdür. Şimdi Hasan Sabbah bu tefekkürle bunu düşünüyor. Ve oradaki insan, hatta abini geliyor işte Nizam-ı Mülk'ü şehit ediyor. Ve paramparça ediyorlar onu orada. Kaçmıyor. Niye? Ölünce ben cennete gideceğim. Orada Meryem orada bekliyor beni. Meryem orada bekliyor beni. Şimdi onun için o gece ben bunu düşününce hemen saat 1:30 meyi fırladım. Normalde benim aforizmalarımı Muttalip Bey'e gönderirim. Muttalip Bey onları kendi yayın evinin usulünce hazırlar. Bana tekrar gönderir ve ben de şey yaparım, gönderirim arkadaşlara. O gece hiç ben Muttalip'e şey yapmadım. Rahatsız etmedim dedi. Patronu rahatsız etmeyelim. Şey Muttalip'i. Tabii onlar şey olduğu için aynı hemşeri. Ne hemşerisi, akraba. Şimdi öyle olunca hemen ben bunu işte sanal alem, sanal dünya, metaverse'ün babası Hasan Sabbah'tır diye yazdım ve gönderdim. Sabahleyin Muttalip arıyor beni. Ya hocam sabah bekleyemedim. Evet bekleyemedim. Çünkü o fikir çok önemliydi. Ondan sonra bütün millet kullanmaya başladı evet, bunu. Evet. Onu sonra yazdım. Şimdi dedim ki sabah kalktım dedim ki ya bunu dedim yazmam lazım. Dördüne kadar bunu yayınlamam lazım. İnanın uyumadım. 35 sayfayı tabii onun arkasında 100 tane de şey vardı, literatür vardır, referans vardır. Oturdum onu yazdım ve ayın 3'ünde çarşamba günü saat 12 mi neydi yayınlattım. Zuckerberg'den önce. Önce. 24 saat önce, hatta 26 saat önce. Saat 2'de bir başka, tabii saat ayın 3'ünde, saat 12'de Luminosofi'de yayınlandı. Arkasından saat 2'de Akademik Akıl'da, bizim tıp camiasının, bizim doktorların, hekimlerin filan bir şeyisi olan, daha önce Medya Magazin'de sorulan Akademik Akıl olarak orada yayınlandı ve en çok okunan makale oldu. Ertesi gün, bu ayın 3'ünde oldu. Ertesi gün şey yayınlandı, SUK yayınlandı, açıklandı filan ve şu anda en çok okunan makale. Sonra düşündük ki tamam ne oluyor işte gözlük var, başlık var, işte eldiven var, pelerin var. Zaten pelerin 2 yıldan beri şeyde satılıyor Kanada'da. Kuantum pelerini diye. Ayakkabılar var. Hani işte gidiyorsun o aleme. Tabii bu arada bir takım şeyler beynimde döndü dolaştı. Kilikler dolandı. Öyle olur, böyle olur, ne olabilir falan. Ne dedik? Dağın arkasını görmek. Dağın arkasını görebilmek. Ya buradan sonra ne olacak? Arkasından Metaverse'den sonra ne olacak diye düşündüm. Baktık ki neler olacak Metaverse'den sonra. Şimdi internette anne babalar çocuklarını internetin başından alamıyorlar. Mesela gerçi şimdiki anne babalar çocukların ödevlerini de yapıyorlar ya. Çocuk televizyon seyrediyor, anne baba ödevini yapıyor. Evet. Şimdi mesela bazı oyunlar var. Tabii bu web 1.0, web 2.0, web 3.0 deniyor ya. İşte web 1.0 nedir? İşte bir doküman var önünde, onu okuyorsun. Müdahale edemiyorsun ona. Web 2.0'da ona müdahale ediyorsun. İşte arama motorları var, şunlar var, bunlar var falan filan. Şimdi web 3.0'da aradan yani bir server kalkıyor. İçine giriyorsun. İçine giriyorsun ama şimdi artık o da yok. Çünkü biz bir sonrasını, yani bir adım sonrasını görmek durumundayız. Onun için onu yazdım. Düşündüm ki ne olacak? Şimdi mesela burada bazı oyunlar var. Burada söyleyip de
onları reklam etmenin anlamı yok. Şimdi çocuk diyor ki bu level'ı atlaman için şunu yapman lazım diyor. İşte annene bir tokat vurman lazım. Tabii, örnek veriyorum. Tabii. Geliyor çocuk annesine bir tokat. Niye ya? İşte bilgisayarda ben şey oynuyorum. Veya babana küfür edeceksin. Çocuk. Veya bir put yapıyor. Putun önünde eğileceksin diyor. Secde edeceksin diyor puta. Çocuk mu yapıyor bunu filan? Şimdi dedi ki bundan sonra ne olacak? Şimdi düşün ki ne dedik biz? Metaverse herkesin, herkesle, her yerde, her zaman, her şeyi, her istediği miktarda yapabilecek alandır. Evet. Peki, bu aletler, edevatlarla beraber bu oluyor. İşte başlıktır, gözlüktür, şudur budur. Peki bunlar, baktım ki bunlar kalkacak. Yani o da bir belki engelleyici şey. Tabii ki ona işte bazı sitelere girme engeli konuyor, kilit konuyor, bilmem ne konuyor ama bakıyorsun ki burada da icabında metaverse de bir engel olabilir. Ne olabilir? İşte başlık şu kadardır dersin. Tabii çocuklar her şey için onu tabii bırak çocuğu erişkinler için de. Erişkinler koşa koşa gidecek hocam. Şimdi öyle olunca yarın onlara gerek kalmayacak diye metaverse sonrasını yazdım. Peki metaverse sonrasını yazmamın kaynağı ne? Konuşmamızın esnasında rüyaların editlenebileceğini söyledim. Bununla ilgili çalışmaların yapıldığını söyledim. Chicago Üniversitesi'nde ve Japonya'da. Peki sen bu akşam ben de rüya göreyim desen. Bir senaryo yazsan. Bu olacak. Bu olacak. Yazdım orada. O zaman kimse rüyadan uyanmak istemez ki hocam. Evet. Şimdi tabii ki böyle. Yani ya sarhoş kal ya rüyada bu hayat uyanmaya değmez. Gerçek olacak. Zaten şimdi Metaverse'de internetin başından anne babalar çocuklarını geri alamıyorlar. Şimdi Metaverse'e girdiği zaman da kapıyı kilitlediği zaman da şimdi çünkü belki yemek yemeyecek. Su içmeyecek, uykusuz kalacak, ölümler olacak. Ev yansa haberi olmayacak. Tabii şu da çok önemli burada. Bugün o eldivenlerle beraber orada yemek yiyecek. Yani yediğini hissedecek. Nasıl olacak? Şimdi diyelim ki faraza amigdala diye bir yer var mesela. Bu korku. Mesela beyinde bazı yerler korku merkezi var, haz merkezi var işte, iştah merkezi var falan. Şimdi diyelim ki hipokampal limbik sistem var mesela. Haz, heyecan, zevk, şehvet. Şimdi o impulslarla, uyarılarla, sensörlerle oraya uyaracak. O hazzı almış gibi olacak. Veya bir hayvan gördüğü zaman da, bir yırtıcı hayvan gördüğü zaman da korku. Amigdaloid bir uyarı olacak. Bunlar tam yapılmadı ama yapılıyor. Yapılıyor. Hatta bu DNA çalışmaları, gen editleme yöntemleri, DNA, RNA arasındaki ilişkiler çalışılıyor. Şimdi ne olacak? Senin bir avatarın olacak. Avatarınla istediğini yapabileceksin. Veya şöyle bir örnek vereyim. Çocuk veya biz bir bilgisayarda oyun oynuyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bir level atlıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, bir bardağı kırıyorsun, telefon bozuyorsun falan. Ama o oyundan çıktığın zaman o oyun sil baştan oluyor. Senin oyunun ötekini oyun etkilemiyor. Ama tabii bu arada Horizon Home'lar var. Ufuk evleri. Yani işte sanal bir ortam oluyor. Şimdi Metaverse'de bu böyle olmayacak. Sen bir oyunda gidip bir kuleyi devirmişsen, bir gökdeleni bombalamışsan, sen bir daha oyuna girdiğin zaman da o gökdelen orada yıkılmış olarak karşına çıkacak. Gerçeğe paralel bir gerçek. Evet. Sanal. İşin enteresan tarafı, bırak onu. Amerika'da bir başka kişi o oyuna girdiği zaman da orayı yıkılmış görecek.
sanal ama gerçek evren gibi. Tabii tabii tabii. Tabii. Bakın bu çok akışı olan. Tabii. Çok önemli. Şimdi sen orada yemek yiyormuşsun gibi hazını alacaksın. Veya başka bir iş yapıyorsun, onun hazını alacaksın. Burada sen diyelim ki program yöneticisin. Diyorsun ki ben orada medya sahibi olacağım. 10 tane televizyonum olacak. Olabiliyorsun orada. Biz sürünelim burada. Siz sürün, evet. Olabilecek. Tabii bu arada diğer taraftan da bakmak lazım. Şimdi şu anda bile Çin, Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika kendi metaverse'lerini oluşturmak peşindeler. Şimdi bu kolay olmuyor. Şimdi şöyle düşünün. Sanal kimliğin olacak. Sanal pasaportun olacak. Hı hı. Dijital. Şimdi diyecek ki mesela sen diyorsun ya bir Paris'e gideyim de orada yemek yiyeyim diyorsun. Yapacaksın. Efendim Şanzelize'de bir alışveriş yapayım diyeceksin. Vize almam gerekecek mi orada? Bir dakika. Onu alman gerekecek. Onu söyleyeceğim sana şimdi. Tabii ki. Evet. Soracağın soruyu ben anlıyorum. Sormadan ben sana sorularına cevap veriyorum. Hissi kabel bu konuda. Ne soruyorsun? Hayır ben biliyorum, vereceğim. Hayır, soracağını bildiğim için. Bakın iyi konuşmacı insanların aklına soracağı soruyu konuşmasıyla aktarmasını bilen insandır. O zaman ben doğru bir şey yaptım. Doğru arada şey bu soruyu sorarak. Hayır. Hocam kötü bir o şey soruyu yapmadım. Sordurmuş. Bak ben, ben sordurttum ben sordur- diyor. Tabii öyledir. Aynen öyledir. Politikacılar da böyledir. Eğitimleri böyle verilir. Ben beyin cerrahıyım. Bir daha söyleyeyim mi? Ben beyin cerrahıyım. Hocam o zaman bana bir şey ben şu istersem, anda düşündürdünüz. Ben istersem sana istediğin soruyu sordururum. Bilimsel olarak da sordururum. Cevabını vereceğim. Evet. Şimdi ne diyecek sana? O yok kardeşim öyle, nerede sen geleceksin bilmem işte Sen Nehri'nin kenarında bilmem hangi kafede kahve tamam içebilirsin. Ama şu kadar kripto para yatıracaksın. Peki şu anda ne kadar kripto para var biliyor musun? 135 bin çeşit kripto para var. Kazanacaksın. Diyeceksin ki ben Eyfel Kulesi'ni satın alacağım. Gideceksin. Tamam olsun diyor. Vize almak için şu kadar para lazım. Vereceksin vizeyi, gideceksin. Yatacaksın da sanal. Kripto. Zaten blockchain dediğimiz ortak zincir. Şimdi mesela yine örnek vereyim. Şimdi bir bilgisayarın var senin. Bilgilerin var orada. Bunları ne yapıyorsun? Bir flash diske yüklüyorsun. İşte kaydediyorsun. CD'ye midye ne? Şimdi CD'de yok ya. Allah korusun hırsız oldu. Hırsızlık oldu. Çalındı. Ev yandı. Gitti. Kaldım bilgi yok. Gitti. Benim başıma geldi. Benim evime hırsız girdi. Çalışmalarım vardı o zaman çantamda. Çantayı aldı götürdü. En değerli şeyi çalmış yani. Evet. Yani saatlerim, maatlerim gitti, o ayrı bir konu. Saatlerimi çaldı, bilmem neyi çaldı. Para var, önemli değil. Ama oradaki içinde çalışmalarım vardı. Ve onları da bir yere kaydetmemiştim. Kaydetmiş olsam bile, gerçi onun içerisinde CD'lerim, flash disklerim vardı, onlar da alıp götürdü. Dedi ki belki çantaya parayı alır da öteki de işine yaramaz ama hepsini aldı gittim. Hatta polis sorgusunda bana dediler ki, acaba dediler bu yani uluslararası bir şey olabilir mi diye. Hmm. Yani bilimsel bilgileri çalışmaların tabii adına. Olabilir mi? Ben o zaman çok dikkatli olabilir diye düşündüm ama neyse uzatmayalım. Sonra yakalandı ama gitti de bizim. Ne çanta var ne bir şey. Neyse. Şimdi diyorsun ki ben diyorsun Eyfel Kulesi'ni satın alacağım. Tamam olur olabilirsin. Şu kadar fiyatı yatıyorsun alıyorsun. Senin oluyor. Niye? Sen de satacaksın ötekini onu. Avatar'ın yapıyor zaten bu işi. Fakat bu arada tabii ülkelerin kendi sundukları hizmeti, şimdi eskiden Yahoo vardı. Şimdi nerede Yahoo? Unutuldu. Yahoo diye geçti gitti. Şimdi niye topluyor işte WhatsApp'ı, Instagram'ı, bilmem. Bütün onların hepsini bünyesinde. Niye kaplıyor? Bir şey daha söyleyeyim size. Metaverse'in amblemi nedir biliyor musunuz? Sonsuzluk. Acaba öyle mi? Ne? Acaba öyle mi? Onun temelinde kendisini yutan bir yılan vardır. Bakın yani bu konulara konuşmam ne kadar doğru bilmiyorum ama nasıl olsa konuşun. Aşıdan konuşma da ne konuşsa konuşuyorsun. Şimdi Zerzevan Kalesi vardı Diyarbakır'da. Evet.
Oraya girmeyelim ama Göbekli Tepe'den bahsedelim. Tamam. Veyahut da bir Amerikan dolarının üzerinde bulunan bir amblem bulundu 300 yıllık. Kartal amblemi, evet. Mitra. Mitra. Peki Amerika'nın kuruluşu kaç sene? Onun üzerine karbon testi yaptılar. En az 300 yıllık, daha fazlası var. Şimdi bakın, karbon testi niye yapılıyor? Karbon. Biz mesela bir şeyin kaç yıllık olduğunu karbon testiyle anlıyoruz. Her şeyin bir yarılanma ömrü var. Her şeyin bir yarılanma ömrü var. Allah ilk yaratılışta bunu bulan adam 70'li yıllarda Nobel aldı. Big Bang teorisiyle. Sen şimdi Kur'an'dan örnek istiyordun değil mi? Evet hocam. İncil'den versem olmaz mı? Olmaz. Peki. Kur'an, bu arada lütfen söylediklerimi arkadaşlar kontrol etsinler. Yani ben eminim de kendileri unutmaması için. Hani Musa demiş ki ya Rabbi demiş çık da göreyim seni. Bizim Trabzonlu hocanın dediği gibi demiş ki ulan Allah ya çık da bir göreyim seni. Demiş ki ulan Musa paha inanmayı mısın? Demiş ulan Allah inanıyorum ama ha bu içimdeki Musa'nın bir şüphesi var çık da görsün seni filan. Şimdi bunu şunun için söylüyorum ben. Yani baksınlar. Ben tabii ki inanıyorum. Ben okudum, ben güveniyorum sözüme de. Baksınlar, unutmasınlar. Şimdi Enbiya suresinin 30. ayetinde Kur'an'dan istediği için söylüyorum. Ama Tevrat'tan da, Talmud'dan da, Matta'dan da, Markos'tan da, Yuhannas'tan da, Lukas'tan da, Tekvin suresinden de vereceğim sana birazdan. Neyse. Diyor ki, arz ve sema birbirine yapışıktı diyor. Sonra Rıtkan diyor, sonra bir sınır ayırdık diyor. Big Bang. Sonra diyor, her canlı olan şeyi sudan yarattı diyor. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Enbiya suresi 30. ayet. Şimdi biz Kur'an böyle diyor. Bilim ne diyor? Şimdi koyduk ilmi bu tarafa. Nas. Delil değildir bilimde. Bilim ne diyor? Big Bang'dan sonra ne yaratıldı ilk önce? Hidrojen ve oksijen. Başka? Karbon. Sonra helyum. İlk yaratılan ne? Oksijen ve hidrojen. Sonra ne oldu? Bilim, biyoloji. Su oldu. Yani hidrojen, iki hidrojen atomu oksijenle birleşiyor, su oluşuyor. Sudan ne oldu? Amino asitler, moleküller, proteinler, hücre. Bakın ilk üçü oluştu. Bilim bunu ne kadar yıldır söylüyor hocam? Çok yeni. Ne kadar? Rakam verin. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bunu tam bu oluşumu Darwin'i dikkate alırsak 1800'lü yıllar, hadi bir diyelim ki 200 yıl olsun. 200 yıl. Ama fakat 1400 yıl önce. Efendim bakın şimdi Emrah'cığım haklısın ama sen Kur'an'ı 1000 sene önceki kafayla okursan anlamazsın. İşte o yüzden tefsirin yeniden yapılması lazım. Kesin. Şimdi bakın, siz 1000 sene önceki kafayla tefsire kalkarsanız işte ve cehalleyle libasayı da öyle rahat elle ebdan hüküm şey yaparsınız. Hocam Kur'an tefsiri yeniden kesin. Malı. Kesin. Kesin. Bunu manşet atabilir. Kesin. Atabilirsin tabii. Meali bile. Evet, meali bile. Meali bile ya. Adam. Şimdi ne oldu? Hidrojen, iki hidrojen. Bilim için konuşuyorum. İki hidrojen, bir oksijen, birleşti su oluştu. Sudan amino asitler. Amino asit nedir? Proteinlerin temel yapısı. Amino asitler, protein, hücre ve canlılık, hayat. Peki Kur'an ne diyor? Ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık. Biz her şeyi canlı olan sudan demiyor. Canlı olan her şeyi sudan yarattık. Peki ne demektir bu? Kainatta her şey canlı mıdır? Canlıdır.
O zaman yılan da, akrep de, kedi de, köpek de, insan da aynı sudan mı yaratıldı? Evet, topraktan yaratılmadık o zaman hocam. İşte o ayrı bir konu. Bir dakika, daha oraya gelmedik. Topraktan yaratılma konusu ayrı bir konu. O da Kur'an'da var. Şimdi bakın, Kur'an'ın kendi içinde bir matematiği var. Bunu unutmayalım. Onun için böyle Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken fizik, kimya, matematik bilmezsen, biyoloji bilmezsen, moleküler biyoloji bilmezsen çuvallarsın. Çuvalladıkları gibi. Başka bir şey. Kur'an'ın kendi içinde bir matematiği vardır. Kur'an-ı Kerim'e ayetleri meal verirken esbab-ı nüzul, yani nüzul sebebini bilmeden tefsir yapabilir misin? Birinci şarttır değil mi? Esbab-ı nüzul. Yani o niye indi o ayet? Bunu bileceksin. Çünkü Kur'an-ı Kerim içerisinde bazı ayetler vardır, diğer ayetlerle ters düşüyor. Şimdi bu söylediğinizden sonra büyük bir boşluk doğdu benim zihnimde. Bu dolacak, daha doğacak. Şimdi mesela diyor ki, فَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُمْ Kafirleri gördüğünüz yerde, müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün. فَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُمْ Öteki tarafta da diyor ki, Sûre-i Muhammed'de, onları şey yaptığı zaman, size saldırmadığı müddetçe onlara saldırmayın, saldırırlarsa işte size de eleman dedikleri zaman da onları diyor sakın öldürmeyin diyor, tutun bağlayın diyor, ya bir şey karşılığında bırakın ya da hiçbir şey almadan onları serbest bırakın diyor. Ne yapacağız şimdi? Haşa, Kur'an'da tenakuz olabilir mi? Peki o zaman ne lazım? Esbab-ı nüzul lazım. Bu ayet niye indi? Biliyorsunuz, harem aylarında, harem bölgesinde insan öldürmek, yani müşrik, yani cahiliye döneminde de öyleydi. Orada müşrikler ne yapıyor? Müslümanlara saldırıyorlar. Fakat o dönemlerde günah olduğu için onlara bir şey yapmıyorlardı. Ayet onun için felsülü vektülü mayı sakıftı mu? Yani onlar size şey yaptığı için siz de onu öldürün diyor. Her gördüğünüz yerde öldür anlamına gelmiyor bakın. Veya hepinizin bildiği gibi işte tekrabussalate ve entüm sükara da olduğu gibi. Yani esbab-ı nüzul önemli. Hadislerde öyle değil mi? Yani hadislerinde esbabul hadis vardır. Yani bu hadis peygamber niye söyledi? Tabii bizim burada hadisten ziyade peygamberin yaşantısı önemlidir. Yaşantı. Yani şimdi suret başka şeydir, siret başka şeydir, hadis başka şeydir, sünnet başka şeydir. Tabii peygamberin her yaptığı sünnettir. Uyumak da sünnet. Eğer düşünerek uyuyorsan. Şimdi peygamberin bir sözü mi kıymetlidir, hareketi mi kıymetlidir? Hareketi kıymetlidir. Eyleme. Niye? Sözde bir takım eksiklikler olabilir. Yani ravilerde problem, biliyorsun sen ilahiyatçısın. Muttasıl hadis vardır, munfasıl hadis vardır işte, değil mi? Sahihi vardır, zayıfı vardır, bilmem mevzu vardır. Sen biliyorsun, benden daha iyi biliyorsun. O zaman ama peygamberin nasıl namaz kıldı? Böyle onun yani hayal, işte rükûa böyle gitti değil mi secde? Ama sözlerde değişme olabilir. Değil mi? Şimdi o zaman esbabul hadis diye de bir şey var ortada. Hadis niye söylendi? Ona da dikme. Zaten peygamber kendi kafasına göre affedersiniz. Kendi kafasına göre bir laf etmiş midir? Etmez. Niye? Kaynak, gene Kur'an isteyeceksin sen şimdi. Ve mâ yentık anil hevâ, inüve illâ, vahyu yuvâ. O diyor, kendi kafasından bir şey söylemez. Ve mâ yentıku, konuşmaz, söz söyler. Nutuk oradan gelir ya, nutuk. Bak, nutuk. Ve mâ yentıku, nutuk, söz söylemez. Aslında Kur'an-ı Kerim'i anlamak için çok fazla Arapça bilmeye gerek yok ya. Biraz kafayı çalıştırırsan, ne anlam çıktı? Ve mâ yentıku, konuşmaz, nutuk atmaz. Anil heva, hava civa konuşma demezler mi bizde? O kendi kafasından konuşmaz diyor. İn hüve, ki o, vahyun, vahiy, değil mi? Vahiy ile konuşur yani. Ve mâ âtâkümur rasûle fekudû ve mâ nâhâküm anhu fentehû diyor ya. Niye? Çünkü o muhakkak vahiy ile konuşur diyor. Vahiy de zaten, o da Türkçe. Hani bizim temel gitmiş ya, her şeyi demişler, ezanda Türkçe okunuyor, Kur'an'da Türkçe okunuyor, elhamde Türkçe, hepsi Türkçe dedi ya. Bir diyor, kendi aralarında konuşuyor, anlamıyordum diyor, ne dedikler diyor. Yani neyse. Şimdi yani bu açıdan baktığımız zaman da
geçmişten ders almak lazım. 1000 yıl önceki kafa ile hadiseyle bunu yorumlamaya kalkarsan hata edersin. Olmaz. Şimdi burada çocukları sen veya insanları o alemden geriye alamazsın. Hasan Sabbah nitekim fedailer hep böyle ölmüşlerdir. İntihar etmişlerdir yani. Çünkü intihar etmek cennete gidiyorsun. Öleceksin. Orada Meryem bekliyor seni. Orada Sara bekliyor. Orada Züleyha bekliyor. Zeynep bekliyor. Meryem bekliyor. Apena bekliyor. Bekliyor. Şimdi ne yaptık biz şimdi bu Metaverse'de ne yaptık? Böyle bir alemi aralamadık. Ardına kadar açtık. Ardına kadar açtık. Ve hocam peki bu Allah'a kafa tutmak değil mi? Tabii ki. Onu yazdım zaten. Evet. Bu Allah'a kafa tutmak. Hocanın evet böyle bir görseli de vardı, hazır etmiştik. Tanrı'yı oynamak bunların yaptığı tabii, şeklinde bir esas hedef vardı. Evet. Tanrı'yı oynamak. Onu da ekrana vermiş olalım. Doğru. Şimdi ama bakın burada Bakara suresinin 205. bir ayeti vardır. Bakara suresinin 205. ayeti. Diyor ki onlar diyor iktidara geldiklerinde ellerine yetki geçtiğinde diyor önce nesli bozarlar diyor. Evet. Sonra harısı bozarlar. Yani tahılı, tarımı, gıdayı bozarlar. Bakara 205. Şimdi bozduk mu bozduk? Yani insan fıtratını nasıl bozduk? Çoktan bozduk zaten. Çünkü gıda, bakın insanın beslenmesi çok önemlidir. Yani eğer sen gıdayı bozarsan zaten genleri oynamana gerek yok. Nesli de bozuyorsun. Genler zaten bozuluyor. Şimdi bakın bundan 20 sene öncesine kadar biz diyorduk ki genler dış etkilerden etkilenmez diyorduk. Genler. Sonra Brett Terry diye bir adam bir çalışma yaptı. Yalnız bu ona geçmeden önce şu aklımdayken şeyi söyleyeyim de bu hücrenin nasıl oluştuğunu, kök hücrenin nasıl oluştuğunu ve cealna minel mâi külle şeyin hay. Onu hatırlat bana da onu anlatayım ondan sonra. Şimdi bir canlı oluşturuyor. Ve cealna minel mâi külle şeyin hay. Bu demin anlattığım hani kök hücre oluyor oradan işte bir şey, aynı şey Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Hatta ilk yaratılan hücre de bir dişi hücredir. Evet. Yani yaratılış itibariyle diyor ki ya eyyühennâs ittekû rabbekum ellezî halekeküm min nefsin vahidetin, bir dişi hücreden yaratılmıştır. Sonra ve haleke minha, yine ilahi açısın sen bilirsin. Ve haleke minha, o da bak ha diyor, müennes yani feminen, dişi. O dişi hücreden, dişi özden. Tabi orada hücre bilinmediği için nefis, öz diye aktarılıyor. Ve haleke minha zevceha, erkeğini yarattık diyor ondan. Ve besse minhuma, o ikisinden de çoğalttık diyor. Bakın ilk yaratılan hücre neymiş? Dişi bir hücre. Ayet öyle diyor. Şimdi efendim yok işte nefis iki anlamda kullanılır da filan. Ben o kanaatte değilim. Benim kanaatim bu. Çünkü Kur'an'ın temel şeysine bu uygun. Bilim de. Çünkü Kur'an'a hep bilim ışığında bakmak lazım. Bilim azıyla bakmak. Yanlış olabilir. Yarın, çünkü bilim dedik ondulandır. Yarın bir başkası çıkar da ki İsmail Akay'ın dediği doğru değil. Ben bu şekilde olabilir. Hiç itirazım yok. Ama ihtilaf-ı ümmeti rahmetün. Ne kadar doğruluğu tartışılsa da olsun. Bizim niyetimiz kötü olmadığı için ben böyle düşünüyorum. Şimdi hani var ya İmam-ı Azam'ın diyelim talebeleri var değil mi? İmam Züfer var, İmam Muhammed var, İmam Yusuf var. Farklı farklı fetvalar vermişler. Hepsi doğru. Niyet burada halistir. İnnemel amalu bin niyat. Şimdi o kök hücreden bilim olarak bir kök hücre ayrılıyor sürüngenler için. Sürüngenler oluyor. Bir kök hücre ayrılıyor,
Biz bunu bugün yapıyoruz. Bilim bunu yapıyor bugün. Bir kükücü ayrılıyor kuşlar için. Bir kükücü ayrılıyor kuş balıklar için. Bir, bilmem ne bir kubbe insanlar için. Şimdi bilimsel müktesebatımıza etki eden Batı kültüründe, Batı medeniyetinde dört önemli kitap vardır. Batı'da diyorum. Doğu'yu demiyorum. Zaten aslında Batı medeniyetinin üzerine kurgulandığı Helenik medeniyet biliyorsunuz ki Doğu medeniyeti üzerine kurgulanmıştır. Yani Helenik medeniyetin, Yunan medeniyetinin temelini Doğu medeniyeti oluşturur. Avrupa medeniyetinin temelinde Yunan, Helenik medeniyeti oluşturur. Onun için Doğu önemli. Ama 1000 yıldır Doğu uyuduğu için 1600'lü yıllarda Batı'da bir uyanış ortaya çıktı. O uyanışla birlikte bilim bugünkü yerimize kadar geldik. Hani Pierre Curie'nin bir lafı vardır ki biz Endülüs'ten bize 500 evet. kitap kaldı. Orada binlerce kitabı yaktık. Tamamı kalsaydı. Hayır, 1000 tane kalsaydı diyor. Biz şimdi uzayda yıldızlar arasında, gezegenler arasında seyahat ediyor olacaktık. Benim başka bir aforizmam vardı buna benzer. Şimdi bu bilimsel müktesebatımızı bu 4 ana kitap oluşturuyor. Batı medeniyeti. Bir tanesi Eflatun'un Devleti. İkincisi Aristo'nun Metafiziği. Üçüncüsü Newton'un Prinsipası. Dördüncüsü de Darwin'in Türlerin Kökeni. Bu 4 kitap çok önemli. Peki Darwin ne diyor? Darwin bence Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir adamdır. Newton dediğiniz adam ilahiyatçıdır zaten. Newton ilahiyatçı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Newton her şeyi bildik artık diyor ya. Diyor ki artık kilise diyor ki yani kiliseye karşı çıkıyor. Çünkü daha önce kilise cennette yer satıyor, anahtar satıyor, bilmem ne satıyor falan. O da diyor bir dakika dur diyor ya diyor falan. O zaman ateizm diyor ya biz bilimle her şeyi hallediyorsak dine ne gerek var diyor. Ateizm tepe yapıyor. Ama Newton'un kendisi 1643 yılında doğdu. Newton'un kendisi ilahiyatçı. Yahudi. Kendisi Yahudidir. İlahiyatçı. Spinoza. O da Yahudi. Gerçi aforoz edildi ama Yahudi hahamlar tarafından. O da Kur'an-ı Kerim okudu. Çünkü Etika'ya bakıyoruz. En büyük eseri. Kur'an-ı Kerim okumuş. Newton okumuş. Galileo okumuş. Leibniz okumuş, Huygens okumuş, Mendel okumuş, Darwin okumuş. Immanuel Kant'ın doktora tezinin kapağında Bismillahirrahmanirrahim yazar. Arkadaşlar bulsunlar, ekrana koysunlar. Darwin diyor ki, türlerin gelişiminde bir hücre diğer hücreden doğmuştur. O hücre öteki hücreden doğmuştur. Öteki hücre, öteki hücre. İlk hücreye diyor canı Allah vermiştir diyor. 428. sayfasında ilk hücreye canı creator, yaratıcı vermiştir diyor. Onun için bilim, evet bakın orada Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, buyur. Okuyordum. Evet orada çıkmış. Şimdi sen Immanuel Kant'ın doktora tezi. Tezinin kapağı. Kapağı besmele ile başlıyor. Evet. Şimdi bizim müktesebatımıza bu 4 batılı kitap çok ehemmiyet vermişti. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi ben bu çerçeveden baktığımız zaman da 1000 sene önceki kafa ile bugün bakarsan yanılırsın. Onun için çok doğru söylüyorsun. Yani Kur'an'ın mutlaka Kur'an-ı Kerim bilim kitabı değil. Bir kere bunu yanlış anlamasınlar. Ama Kur'an-ı Kerim ahiret kitabı da değil. Kur'an-ı Kerim ahiret kitabı değil. Niye geldik bu aleme biz? Duraydık orada. Ne işimiz vardı buraya? Ama ne için geldik dedik? Bu aleme, hayata katkı sağlamak için geldik. Birinci vazifemiz.
Allah'a imandan sonra birinci vazife diyebiliriz değil mi hocam? Metaverse'de bu katkıyı nasıl sağlayacağız? Peki, peki, bakın şimdi Muhammed suresinin 19. ayeti şöyle başlar. Fe'alem. Ne demektir fe'alem? Bilmiyorum hocam. Fe'alem. Bilmiyorum hocam. Yalem. Lütfen size açıklayayım. Yok ben. Fe'alem öğren ya. Sizin yanınızda bir şey söylemem. Yanlış söyleyince söylerim diye elim ayağım titriyor. Fe'alem öğren demektir. Bil demektir. Fe'alem. Sonra fe'alem ennehu la ilahe. 19. ayet. Muhammed suresinin. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَضَلَّ عَمَالُهُمْ diye başlar. 19. ayette böyle başlar. Öğren, sonra la ilahe illallah de diyor. Kur'an bu dünyanın kitabıdır. Yani bu dünyada nasıl hareket edeceğini gösteren bir emirler manzumesidir. Şimdi bu hayata katkı sağlayacaksak geçmiş bilgilerimizin üzerine mutlaka bir şey koymak durumundayız. İki günü birbirine eşit olanın Müslüman olmayacağını söyleyen bir peygamberin ümmeti olduğumuzu iddia ederken bunu icraata da koymak lazım. Ne dedik? Sözden ziyade fiil önemli. Peygamberin sözünü bile diyoruz ki hayır. Peygamberin önemli olan nesidir diyoruz? İcraatıdır, sünnetidir diyoruz. Sünnet nedir? Gittiği yol demek. Peki, şimdi bu açıdan baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Bakara 205'te demiştik. Onlar nesli bozarlar. وَاِذَا تُوَلَّا وَسَعَى diye başlıyor ayet-i kerime. Ve harsı bozarlar. Helak ederler. وَيُرْكَلْ harsı diye geçiyor. Hars hem kültür anlamına da gelir, hem tahıl anlamına da, gıda. Gıda ile birlikte zaten bozuyorsun. Şimdi ne dedik? James D. Watson'ın aynı zamanda Human Genome Projesi'nin de başında olan adamdır. Ben kendisini tanıyorum Amerika'da. Zannediyorduk ki genler artık hiç değişmez. Ama baktık ki epigenetik diye bir, işte bu Brett Terry'nin 2014'te Nature'da yayınlamış olduğu bir makale vardı. Orada Lanikia konnektom ve epigenetikten bahseder. Epigenetik genlerimiz yani çevresel faktörlerle beraber değişkenlik arz edebilir. Nedir? Gıda ile değişebilir. Evet. Hava ile değişebilir. Hatta ikiz bile olmuş olsa. İngiltere'de bir çalışma yapıldı. 500 monozigot ikiz. Ne demek bu? Tek yumurta ikizi. Yani parmak izleri dahi aynı. Öyle diyelim. Saçının telinde mi? Monozigot ikiz. Doğunca bunları ayırmışlar. Birisini almış San Francisco'ya getirmişler. Ötekisini almış Japonya'ya. Bu ikizler sonra 20 yıl sonra bunları bir araya getirmişler. Öyle ya. Bütün genler aynı. Kirpiğinden alnına, saçının telinden bilmem nesine varıncaya kadar. Ses tonlarına varınca annelerini bile ayıramıyor. Fakat baktılar ki bir tanesi çayı seviyor, ötekisi kahveyi seviyor. Birisi sarışın seviyor, öteki esmer seviyor. O zaman çevresel faktörlerin epigenetik dediğimiz hadise. Beslenme. Siz şimdi gıdayı bozarsanız onlar bize de geçiyor. Şimdi mesela ben bir şeyim vardır, bir aforizmam vardı. Belki onu da görürsünüz orada. Mezarlıklar hafızanın nakledildiği yerdir dedim. Hazırladım. Ya ne demek yani? Ekranı. Şimdi çok, hatta bir profesör arkadaşım beni aradı bugün. Bir profesör, hocam dedi, ben bunu anlayamadım dedi filan. Anlattım ona. Tabii aslında aforizma şudur. İnsanlar tefekküre, ya burada ne demekti yani? Çok basit bir anlatım değil. Bak ne dedim size? Mesela Metaverse'ü onu bir aforizm haline getireceğim yani. Metaverse, herkesin, herkesle, her yerde, her zaman, istediği sürede, her istediği şeyi hiçbir engel olmadan yapabilme alanıdır. Bu bir aforizm olarak. Muttalip Bey bunu hemen yaz gönder bana.
Mezarlıklar nakledilebilir hafızadır. Şimdi bu... izin var mı hocam? Buyurun. Emrah, izin var mı? Hocam çok merak ettiğim bir şey var. Biliyorum en başından en sonuna bunu anlatacaksınız ama ben makalenizi okuyunca biraz konuya merak saldım. Mezarlıklar nakledilebilir hafıza ama derler ya halk arasında mezarlıktaki bir meyve ağacından meyve yeme. Çünkü niye? Orada yatanın hafızası o ağaca geçmiş diye mi? Bir de bu data hafıza ya bu priyon 0-2 yaş arası. 40 gün yas tutarız. O 40 gün yas tutmamızın sebebi de priyon hafızanın 40 gün canlı kalması mı? Bilmiyorum. Zihnimde deli sorular. Şimdi zihinde zaten zihnin zihni olabilmesi için deli sorularını havi olması lazım. Deli soruları havi olmayan beyni ne taşı ne de o zihne zihinde. Al sana aforizma. Şimdi Muttalip yaz bundan. Yaz Muttalip'imden Muttalip. Yakalar seni görürsün zaman. Sen benim patron öyle şey laflar etme canım ama Muttalip ben çok severim. Şimdi mezarlıklar nakledilebilir hafızadır. Bunun üzerine çok konuşulur. Konuşurum da. Bazı gelenek ve göreneklerimiz zamanında saçma olarak kabul edilmiş olsa bile zamanla bunların doğru olduğu ortaya çıkar. Şimdi Anadolu'da eli kesilen, niye derler ki ya bu adam yaralı parmağı bile işemez derler. Hı. Niye? Ya işemek yaralı parmak. Demek işemek faydalı. Evet. Yani faydalı ama idrar atıyorsun o bile. Ama burada şu var. İdrar antiseptik. Onu bulduk. Veya yaraya tütün basarlar. Kül basarlar. Durdurmak için kanamayı. Ya onu yapma filan. Veya şeker ekerler. İyileşsin diye. Eskiden ya öyle saçma sapan şey olur mu? Ama sonra baktık ki ne var tütünde? Kül mesela. Külde kalsiyum var. Baktık ki kalsiyum kanamayı durdurucu faktör. Kanamayı durdurucu faktör. Peki bu baktık hayvanlar bir yeri yaralanınca yalıyorlar. Epitelyum maddesi var onda. O da kanamayı durduruyor. Bakın bilim Allah bazı reflekslerin belki bize ışık olarak bir ders alalım diye hayvanlarda verdi. Hayvanlardan ders alacağız biz. Bak ne dedik o Mitra şeysinde ne dedik ona? Karbonla beraber test yaptık. Kaç yıllık oldu? Ne demek karbonla? Karbon testi yapıyoruz. Karbon testinde her maddenin bir yarılanma ömrü var. O yarılanma ömrünü hesaplayarak kaç yıllık olduğunu buluyoruz. Ne dedik ilk yaratılan? Oksijen, hidrojen, karbon. Sonra helyum. Şimdi o karbonun, karbon atomunun yaralanma ömrünün de onun 300 sene olduğunu, en az 300 sene olduğunu ispat ettik. Ama Amerika'nın tarihi daha dün. Onun için hatta bazı Göbekli Tepe'de tespit edilen bilgilerin birçoğunu ifşa etmiyorlar. Evet, öyle bir söylenti var. Söylenti değil. Öyle. Niye? Çünkü tarihin yeniden yazılması gerekebilir. İhtimali değil. Olacak. İhtimali değil öyle. Şimdi yani buradan şunu çıkarabilir miyiz hocam? Yani biraz konu değiştiriyoruz gibi olacak ama önümüzdeki günlerde ya da aylarda ya da yıllarda dünya çok farklı şeylere gidiyor. Doğru, doğru. Şimdi bakın 205 Bakara 205. ayetinde bundan söyleniyor. Ama Nem suresi zannediyorum 75. ayet olsa gerek. Bakar arkadaşlar baksınlar. Nem suresinde diyor ki biz her şeyi o kitapta açık açık kaydettik diyor. Levh-i Mahfuz var ya. Yani bizim
beyindeki nöronlarımızda olan bütün ihtimaller orada kayıtlı. Ama diyor, Nisa suresinin 119. ayetinde diyor ki, onlar ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar, insanlık aleyhine ne kadar yaparız, biz onların şeysini bozacağız diyor. Ama bozarız diyor. Ama ne zaman bozarız bilmiyoruz. Çünkü tarihte bu olmuştur. Hatta bugün fizikçilerin bile, ya fizikten örnek veriyorum, fizik Allah'a ibadet şeklidir. Fizik Allah'a bir ibadet şeklidir. Matematik Allah'ın lisanıdır bence. Eğer Kur'an-ı Kerim başka bir lisanda inmiş olsaydı sıfırdan dokuza kadar olan rakamlarla indirilirdi. Kur'an'ın kendi içinde bir matematiği vardır. Kur'an'ın kendi içinde bir denge vardır. Kur'an'ın kendi içinde bir ahenk vardır, estetik vardır, gafiye vardır, hece vardır, şu vardır, bu vardır. Mesela değil mi? Bütün ayetlere bak. Yasin, Kur'an-ı Hakim, Mürselin, Aleyhissalatü Müstakim, Tenzil-i Aziz-i Rahim. Bakın hep kafiye görüyor musun? Kul huvallahu ahad, samet, yulet. Bakın vezne kafiye. Meracel bahreyni yeltegiyan. Beynehuma berzehullâ yebgiyan. Febeyyâle rabbiküma tükezziban. Bak bir ayeti çeksen, bırak bir ayeti, bir kelimeyi çeksen denge bozulur. Niye Kur'an-ı Kerim'de bir hilaf yoktur diyoruz? Tevatüren geldiği için. Tevatür ne demektir? Yalan söyleme ve yanlış yapma konusunda bir araya toplanarak onu yapma ihtimali olmayan bir topluluğun getirdiği haberdir. Ne diyoruz? El kelamul mu'cizul münezzelu alen nebiyyü sallallahu. Sen daha iyi bilirsin. Oku sen onu işte. El kelamul mu'cizul münezzelu alen nebiyyü sallallahu. El mektubu anhu fit tevatüri. Tevatür. Yani onda bütün milletin oturup da o kadar insan, milyonlarca insan topladı ya, bırak biz böyle yapalım, böyle getirelim deme ihtimali olmayan bir bilgiye tevatür bilgi diyoruz. Mütevatır. Şimdi tabii o yanlış kullanıyor. Ya tevatür bu falan gibi kullanıyor ama aslı budur. Şimdi Kur'an'da böyle zaten başka toplumlardan bahsediliyor. Bugün fizikçiler diyor ki bundan önce birkaç dönem geçmiştir. Bugün tartışılıyor bu. Belki yarın daha neler tartışılacaktır. O bakımdan şimdi biz Metaverse'e girdiğimizde Hasan Sabbah'dan 1000 yıl geçti aradan, bakın. 960'lı yıllarda başlıyor o işe. Biliyorsunuz Gazali'nin ölümü 1111, İbn Sina'nın ölümü 1048. O yıllarda 1000 yıl geçmiş. 1000 yıl sonra, hemen şunu da söyleyeyim size. Yani bugün Metaverse var ama Metaverse'ün ötesi var. Ben onun için Metaverse sonrasını yazdım. Evet, sonrası daha önemli yani, aslında. Metaverse'ün şu anki versiyonu meta aslında, taş devri gibi görüyorsunuz. Evet, doğru. Taş devri sanki. İlkel dönemidir. Aynen. Zaten meta, yani biliyorsunuz ötesi demektir aslında. Daha doğrusu bütün bilimlerin ötesi metadır. Metafizik, meta matematik, meta felsefe, meta kimya. Bir ön. Verse zaten üniversiteden gelir ama verse, bir başka şeyi söyleyeyim. Verse aslında ayet demektir. Nasıl? Bayağı ayet. İngilizce verse ayet demektir. Ayet ötesi. Hayır, verse. Evet. Verse ayet demektir. Ayet. Ha, tamam şimdi oldu. Ayet ötesi diyor ama, aha, Emrah da orada. Ben diyor ortaya lafımı koydum diyor. Şimdi niye, siz tefekkür edin diyor. Niye ayet ben? Ayet tatlı hocam. Ben? Ayet ötesi. Metaverse. Bak notlarımızı alıyoruz hocam. Tamam hocam. Çalışıyoruz. Ayet ötesi. Bak ben dedim Allah'a kafa tutmak. Ya. Metaverse. Universe, ben öyle diyorum. Tamam, programı bitirebiliriz. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle tamamlayalım mı? Hoca ne olur bize, şöyle bilmiyorum, bir 10 dakikada mı yapar bunu? Zaman sınırı koymak da istemiyorum ama Emrah. Ne kadar konuştuk? 2 saati geçtik hocam. 3. saati dolduruyoruz. Bir dakika, ben daha bismillah demedim ya. 20 dakika önce oldu sana. İsmail Hakkı Aydın'ı bulmuşken Emrah, şu analizi yaptırmadan geçmeyelim ne olur ya.
Rüyalar editleniyor. Rüyalar kaydediliyor, bize anlattı. Metaverse'ün gerçek anlamda ne olduğunu anlattı. 10 numaralı bir görseli var hocanın. Yine onun cümlelerinden yola çıkarak. Kasıtım masıtım olmasın. Yok, değil. Priyon, hafıza dedik az önce. Hafıza nakli. Şimdi hocam dedik ya zihnimizde deli sorular diye. Şimdi hafıza nakli de mümkün olacaksa Metaverse hayatımıza giriyor. Bu insan, Allah'ın yarattığı insan nereye gidiyor? Evet. Bize biraz bir gelecek öngörüsü yapmasın mı Emrah? Yaptık zaten de. Bir toparlayalım şimdi ama. Bakın ama bunu, bak bunu, bu önemli. Bunu konuşmam lazım. Ben okuyayım mı hocam bir? Gerek yok ama hocam, ben uydurdum zaten onu. Şimdi bakın, bu 50 yıl önce, tabii bilim devamlı gelişiyor. Önceki bilgilerimiz bu priyon moleküllerinden, priyon proteinleri daha doğrusu, hatta bazı hastalıklar onlardan kaynaklandığı da biliniyor. Bunlarla ilgili olduğu, fakat demin bahsetmiş olduğum Brett Terry'nin yapmış olduğu çalışmalarla bugün artık biz Amerika'da Brain Human Connectome Project, Amerika'daki Human Connectome Project, Avrupa'daki de Blue Brain Project çerçevesinde konnektom, yani nöronlar arasındaki bağlantılar ile ilgili olduğu. Ama daha önceki klasik bilgi bu priyonların etkin olduğu. Şimdi hayvanlarda yapılan deneyler var. Hayvanlarda. Tabii biz ne dedik? Önce bir düşünürüz. Muhayyileden geçiririz. Sonra laboratuvara koyarız. Matematize olur, bilim olur. Şimdi dikkat ederseniz orada olabilecektir demişimdir. Hı hı. Mümkün olacaktır. Evet. Şimdi bakın burada mesela mezarlıklar ne dedik orada? Nakledilebilir hafızadır. Nakledilebilir hafızadır. Nakledilebilir hafızadır. Şimdi yapılan çalışmalar şöyle. Tabii bu biraz herhalde kapatmak durumundayız da millet daha iyi anlasın diye dinleyicilerimiz, şöyle söyleyeyim. Bir beyin ya işte 1400-1500 gram ağırlığında yağ ağırlıklı, yağlı bir madde, peltemsi bir madde. Santrifüje diyoruz. Priyon, yani o priyon proteinlerini onlarda hafıza ayırıyoruz. Ama şimdiki görüş hepsinde, yani nöronlar arasındaki konnektomda gizli. Hatta şu anda onun üzerine Mavi Brain, Blue Brain projesi Avrupa'da çalışılıyor. Henry Markham var orada, bunun matematiğini yapan adam. O da onun üzerine çalışıyor. O priyonları ayırsak bir serum fizyolojik veyahut da bir serumda bir sıvı gibi alıp saklamak mümkün. Fakat bunu insana veremeyiz biz bunu. Çünkü kan beyin bariyeri diye bir bariyer vardı. Yani beyine her şey gitmez. Bir kapı vardır. Ama bunu biz saflaştırırsak, başka bir yöntemle beyni enjekte edersek olabilir. Bu deneysel tabii, yani bu şimdi oldu anlamında değil. Onun için ben mezarlıklar nakledilebilir hafızadır dedim. Ne oluyor? Demin kül örneğini verdim. Tütün örneğini verdim. Mesela Anadolu'daki işte laflardan, sözlerden. Hı hı. Onlar tesadüfen oluşmaz dedi hatta. Oluşmaz. Hocam. Şimdi bakın ne dedi annesi? Sakın dedi kızım mezarlıklardan bir şey yeme dedi. Evet, şimdi biliyoruz ki bakın beyin ölümü de aslında onu da 21. yüzyılın en büyük yanılgısıdır. Şimdi biz biliyoruz ki tam beyin, bütün insan öldükten sonra, yani beyin ölümü demiyorum, beyin ölümü de zaten kalp çalışıyor. Ölüm değil. Beyin ölümü ölüm değildir. Hakiki ölüm değildir. Tam insan öldükten sonra bile beyin hücreleri 15 dakika daha çalışmaya devam eder. Bu çok önemli. Bu Nature'da yayınlandı. Yeni yayınlandı. 5-6 aylık bir şeysi var. Var, bende kaydı var. Şimdi düşün ki bakın 15 dakika dedim. Dikkat ederseniz. Saat demedim. 15 dakika. Ama aynı zamanda erken çürüyen organların içerisinde de beyin. Şimdi insan beynini
alıp santrifüj edip dedik ya bir ayırabiliyoruz priyon proteinlerini. Ama çürüdüğünü kabul edelim orada. Proteinler ölmüyor. Zaten ölüm biyolojik olarak form değiştirmektir. Fizik olarak ise başka bir boyuta geçmektir. Bak, biyolojik olarak form değiştirmek, fizik olarak başka boyuta geçmektir. Ne demek yani bu? Şimdi proteinde ne oluyor? İnsanlar biyolojik olarak çürüyor, değil mi? Hayvanlar yiyor, bilmem ne yapıyor, bitkiye geçiyor, bilmem ne yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ama fizik olarak da başka bir boyuta geçiyor. Yoksa ruh nerede? Ruh ölüyor mu? Ruh ölmüyor. Ruh duruyor yerinde. Ruh orada. Hatta dirilişte İbn Sina ve Farabi diriliş sadece ruhanidir dedikleri için Gazali tarafından kafir addedilmiştir. İbn Sina ve Farabi. Onlar sadece ruhani olarak diriliş olacağını söylediler. Ama Yasin suresinin 77, 78, 79. ayetlerinde kul yuhiyellezî enşeha evvelemer. Hatta o da evvelem yerli insan önüne akalek nâ min nutfete feydâ ve gâsîm mubî diyor da bu kuru kemiklerde nasılca. Kul yuhiyellezî, onlara söyle. Kul yuhiyellezî enşeha ve yani o nas daha önce nasıl olmuşsa tekrar dirilecektir diyor. Şimdi o çürüyen insanın proteinde ne dedik? Başka bir forma geçiyor dedik, değil mi? Kaybolmuyor. Zaten fizikte var, hiçbir şey yoktan var olmaz. Allah hariç var olan bir şey de yok olmaz. Başka forma geçiyoruz. Yani biz nasıl ki dedelerimizin genlerini taşıyorsak, hatıralarını da taşıyoruz. Hayallerini de taşıyoruz. Peki nereye geçiyor? O toprağa geçiyor. Priyom proteinleri neydi? Hafıza proteinleri. Evet. Toprak nereye geçiyor? İşte bitkiye geçiyor, sebzeye geçiyor, neye geçiyor? Bu bugün biliniyor. Ama Anadolu'da bu söyleniyordu yıllardır. Evet. Onun için beyin evdeki genç kıza benzer. Boş bırakmaya gelmez. Çalıştırın diyorsunuz. Mesajı aldık. Biz bu kadar şeyi konuşuyoruz da. Ben size daha önce sordum bunu da cevabını aldım da yine sorayım. Diyanet ne yapar? İşte o... İslam alimleri ne yapar? İslam alimi ne yapar? Papa dediniz ya, papa da olmasa dediniz. Allah'tan papa var diyorum. Allah'tan papa var dediniz. Diyanet ne yapar? İslam alimleri ne yapar? Şimdi bakın. Vaktimizde çok kısa alalım. Türk milleti ayağa kalkmadan İslam aleminin ayağa kalkması mümkün değildir. İslam alemi ayağa kalkmadan da alemin ayağa kalkması mümkün değildir. Ben dinler tarihini çok iyi bilirim. Evet. Bildiğimi zannederim veya öyle diyeyim. Ama bu 1.8 milyar Müslüman olduğunu iddia eden güruğun hangi dinden, hangi mezhepten olduğunu bir türlü çözememişimdir. Müslümanlığı sadece domuz eti yememeye bağlayıp da faizi haldır hurdur yiyen, liyakatı dikkate almayıp, sadakati ve kulluğu ehliyetin önüne geçiren, hatta ehliyeti hiç dikkate almayan, adaleti göz ardı eden, oysa ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا emaneti ehliye verin. فَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ siz insanlar arasında hakem tayin edildiğiniz zaman da adaletle hükmedin ayetini hiçe sayanların, toplum menfaati diye maslahatı dikkate almayanların, işleri yürütmekte ahbap çavuş ilişkilerini ön planda tutanların, yapacağı işte toplumun fikrini almayanların ve şavirhum fil emri toplumda istişare yapın ve aldığı görevin oturduğu koltuğun emanet olduğunu farkında olmayanların taşıdığı ünvan veya mertebe veya oturduğu koltuktan şeref dilenenlerin olduğu bir ortamda İslam'dan bahsetmek gaflettir, delalettir, zillettir. Sözümü de bu şekilde bitirmek istiyorum. İsmail Hakkı Aydın manifestosu. Çok teşekkür ederiz hocam. Alınız çok keyifli bir yayın oldu bizim için. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Beni affettiniz mi? Düşünecek. Gülümsemesinden affettiğini anlıyorum. Estağfurullah. Emrah son söz senin olsun. Affini demek. Estağfurullah. Evet.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir yayın oldu arkadaşlar. Bu videomuzu izlediniz. İzlemekte kalmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın kanallarımıza. Hem Ferda Yıldırım hem Emre İlç YouTube kanalına. Aynı zamanda da hocamı takip edin. Instagram'da çok aktif hocam. Twitter'da da aktifsiniz ama. Aynı şekilde. YouTube'da yoksunuz değil mi hocam? Ben gariban bir adamım ya. Ben de kitap yazıyorum. YouTube'da varım diyecektim. Tabii kitaplarını alın. Oraya, en güzel oraya, oraya geleceğim. Evet. Şöyle. YouTube'da varım diyeceksiniz hocam. Nasıl varsınız? Emrah İliç ve Ferda Yıldırım YouTube kanallarında varsınız. Hocamın diğer videoları da var Emrah İliç kanalında arkadaşlar. Onları da izleyin derim. Ama hocam sadece son bir yıl içerisinde 4 kitap çıkardı. 5. kitapta bugün yarın ya da... 30'dan fazla kitap yazdık zaten biz. Yani şarkılarımız var, onları dinlesinler tabii. Yani besteleriniz, güçleriniz var. Yani ne bileyim işte yazıyor bir şeyler. Ama şu kitapları, özellikle o son çıkanları bilhassa okusunlar. Hı. Güncel çünkü bugün olanları hoca anlatmış zaten evvelden. Yani bak beyinsizsiniz bir, beyinsizsiniz iki, ulus beyinler arası internet, metaverse orada anlatıyorum. Evet. Beyinsizsiniz 3.0, insanlığın geleceği 100 yılda ne olacak? Beyinsizsiniz 4.0, kuantik çağ, kuantum çağı. Ne oldu? Ne olacak? Nereye gidiyor insanlık? Beyinsizsiniz 5.0, insan 3.0, yeni insan arketip o çıktı, yeni çıktı zaten. Ve Aralık'ta önümüzdeki ay çıkacak olan beyinsizsiniz 5.0, holistik çağ, metaverse. Evet. Mutlaka rafınızda olsun. Hoşça kalın.